من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Geçen hafta yaptığımız dersin en sonunu tekrar ederek hem ısınma olacak hem fark edeceğiz. Tamam. Sen buradan kaç. Gökhan buradan gitme, açma, oradakiler atsın. Şimdi İslamiyet sistemin kendisidir. Bu sistem. Tamam, bu sistem İslamiyet sistemin kendisidir. Sistemi kendisidir, yoksa sistemin dışa vuruşları olan ahkamları değildir. O şeyi alalım. Şurayı gidip kalkmayalım. Şunu içeriye alın. Şunu. Kim geliyorsa bir daha geç gelmek yok. Dersin ortasında gelmeyeceksiniz. Önce geleceksiniz, tamam mı? Kimse bak. Kim geldiğinizse kızmıyorum, şimdi uyarıyorum. Çünkü dersimize zarar veriyorsunuz. Duydun mu yeni gelen? Tamam. Ders. Öyle bizde okulda da alıyorlardı. Şimdi İslamiyet bu sistemin adı. Yoksa sistemin dışa vuruşu olan ahkamları değildir. Tamam mı? Ahkamları değil. Şu ahkam. İslamiyet deyince sistem. Şey neydi? İslamiyet iltizamdır. Bak şimdi. Yani iltizam ama bununla ayırt ediyor şimdi. Diyor ki tabiri diğerle hakka tarafkirlik, hakka teslimiyet, hakka inkiyattır. Şeyi anlatıyor. Sistemi anlatıyor. Geçen hafta konuştuğumuzu yapıyoruz. İman ise izandır. Nedir o? İmanı bak bununla şey yaptı. İzandır. O niçin? İman gaybadır. Kendisi de gaybla haşır neşir olduğu için gaybda kalmış gibi gözükmüyor. Oysa mahluktur ama o kadar kendimizde imanı ve Allah'ı uzaklaştırmışız ki ulaşılmaz, anlaşılmaz, bilinmez. İmanın kimde olduğu anlaşı yapılmaz. Ne mahluktur. Kimde olduğu belli olur. İş atacağız da basit bir soru soruyor. İman olup olmadığı sualle anlaşılır diyor. Değil mi? Bak, sualle anlaşılır. Şeyi o imanın hani bizim daha önceki derslerde tasdikten başladığını demiştik. Ha, ama bu başlamış, siz besleniyor. Yani onu nasıl tam ifade etmek lazım? Tasdikte başlaması ama iman izandır kelimesini nasıl? İman artık kıvamını bulmuş o. Tasdikteki artık olmuş. Evet. Tatlıydı, tahkiki desek olur mu? O öyle demiştik zaten, evet. Öyle olacak. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yani onları da aslında biraz yerine oturtalım diye ben söylüyorum. Hani tabii tabii. Yani iltizam konuşuyor değil mi? Daha iman, İslam. O zaman bunları konuşmuştuk o. Tasdikte konuşmuştuk. Hayale gelen şey zaten akla gelmişti. Yoksa hayale geldi haberim yok diye bir şey olur mu? Mesela yani o hayali mertebesinde işte tasavvura daha çıkmadı, akla gelmedi. Yani aslında bir cihette hayale geldiği anda direkt hani diğer taraftakileri de olur. Yani iman tasdikten giriyor belki ama izanla birlikte zaten... O zaman bir cümle yapayım. İmtisal. Yani bunu tanımlamak için, yani bu hulası olsun.
ikiliği kaldırıp tek vücut yapan, misal arş emriyle bir kumandanın bütün neferleri tek vücut yaptığı gibi ve imtisal dima ve vicdanı bütünlüğe, imtisal dima ve vicdanı bütünleyen tek vücut haline getiren. İzan, diman maneviyatı. Yani bir böyle alfabetik şey olsun diye. Keşke abi. Keşke şu bölümü abi. Bir... Peki. Sonra kesersiniz. İntisal, yani şu olsun, ısınsın diye bir cümle şeklinde aldım. İntisal, ikiliği kaldırıp tek vücut yapan. Bir daha. Şu imtisal, ikiliği kaldırıp, ikilikleri kaldıran, tek vücut yapan, mesela neferler tek tektir, arş emriyle bir kumandanın bütün neferleri tek vücut yaptığı gibi ve imtisal, dima ve vicdanı bütünleyen, tek vücut haline getiren bir sistemdir. Şu. Tasdik, izan, bunun şurayı, hemen bir cümleyle, oysa izan hakkında çok ders oldu, biliyorsun. Hem de 4 saat, 5 saat olan. Diman maneviyatı. Bu nasıl ya? Diman maneviyatı. Tasdik, tasdikte ise tenkit çalışmıyor, burada artık ilim var. İlim. İmanın İmanın meratiplerinden ilmi bütünlük ya, yani iman tek bir şeyde ifade edilirse de kökleri hepsine besleniyor. Ama bu aslında burada şey yapılıyor, bitiyor çünkü. Tenkit taakkulde olan bir tarafa ne çalışıyor? Taakkulde tenkit burada çalışıyor. İltizamı güçlendiren neymiş? İltizamı güçlendiren manevi sıcak kalplerden çıkan müsbet efkar. 2. Müşeviki beyanat. 3. Hüsnü zan ile temaşa etmek. Tereddüt izanla ortadan kalkar. İzanın kuvvetine göre değişir. Evham da İltizam da ortadan kalkar. Allah Allah, öyle işiniz ya. Çalıştım ya. Tuhulası ettim ben. Tereddüde çalıştım. Tereddüt iltizamla ortadan kalkar. Kalkar öbürsü. Evet. Tereddüt izanla kalkar. İzanın kuvvetine göre değişir. Evham da iltizamla kalkar. Tereddütle İzanla değil de sanki imtisalle kalkar gibi hissediyorum. Hissedebilirsin. Çalışılmış bu. Abi yazın abi, gözünüzü görsün. Bir daha söyle sen, merak etme. Hocam ben imtisalle tereddütün kalkacağını düşünüyorum. Çünkü bir dakika, imtisalle tereddütün kalkacağını düşünüyorum. Sebebi de şu, imtisal arkadaki sistemi öne getirip arkadaki sistemi aynısı gibi çalıştıran, değiştirmeden. Yani seni sen olmaktan çıkarıyor ya. Abi, ikiliği ortadan kaldırdığı için tereddüde hiç mahal vermeyen bir sistem imtisal. Öyle bir sistem ki ikiliği ortadan kaldırıyor. Yani ayetin hakikatini sana getirdi. O zaman tereddüt diye bir şey yok. Zaten tereddüt izanla kalkar demek evet. Aynı zamanda imtisaldir yani. Evet, doğru. Çünkü İmtisal, izanın dişe vuruşu ya. Yani, İmtisal görüşün aslında yani, izanda biter ona. Ortaya çıkış, teröşü şeydir yani. İmtisal. Yani doğru, dediğin doğru. Ama sen... Konuşu gelmedi, senin doğru söylediğinizi düşündüm. Hayır. İzan yazdım bu doğru. İmtisal zaten eylemsel durumunu, dişe ahkamı yani. İltizamda netlik var iltizamda. Kararsızlık yoktur. Budur. Bu da budur der. Tabii yazamadım onları ben açamadım. Yazsana şeyi.
Nasıl bir kalemdir abi? Bismillah. Ters mi? Değil. Bir tersi tüm açıyorsun. İşte bir öyle tüm oluyor. Burada. Bugün kaçı? 31. 31. Ders 35. Ders diyeyim kahve. Sildim ya, silmene verdim işte. Şimdi imtisal yazayım. İmtisal. Tahtada yazmak zor değil mi Gafur? Çok abi, çok berbat. Berbat değil de zor. İkiliği kaldırıp ikiliği kaldırıp tek vücut yapan arş emriyle bir kumandanın bütün neferleri tek vücut yaptığı gibi ve imtisal. Yani aslında orada da imtisalde de şey o zaman, yani izan eden bu ahkamıysa izan eden bu şekilde bir imtisali elde ediyor. Ha, bu işte. Böyle bir imtisal aktifse anlıyoruz ki böyle bir izanı var. Ha, o izan bu imtisalin oluşturuyor, evet, çıkartıyor. Tabi dişa vuruşta ahkamlar değil mi kendisi? Mesela İslamiyet iltizamdır. Ahkamı ise namaz ne yaz oruçtur. Hani arkaya geçelim. Şu. Görmeniz lazım şu söylediğimi. Onu kilitledin mi? Abi ona hiç dokunamadım bile ya. Niye değiştirmemiz lazım galiba abi. Şöyle yapsak. Öteki yana doğru döner abi. Yani tahta öteki yana doğru döner. Şöyle yapsın abi. Gel. Bu yöne tahta yap. Gel yap yap. Şu yöne geliyordur. Yap. Hayır, sabitleşmiyor. Bak onu şey, gevşetebilir misin onu? Yok yani, tahta bu yöne dönmüyorsa tahtayı döndürerek, yani bu yalama tamam ama çözüm... Ha, yok yok, anladım. O zaman şöyle, ha tamam, bunu şöyle yapalım. Tek taraf, o zaman tek taraf kullanacağız. Zaten genelde öyle yapıyorduk, tek taraf. Tamam, yok onu... Kendi de açıldı. Açıldım. Açıldım. Hani dediği taktik. Ha, aferin lan, doğru. Boşuna bilgisayarcı olmamış. Evet, doğru. Güzel. Hakikaten çalışıyormuş. Tabii. Bu kadar yıldan sonra. Farklı gittiğin yolların ne biliyor ya. Biliyor. Antik adam. Yani basit bir şey ama. Çok yok. Bu şey teknik bir şey. Yani bakın böyle olmuyorsa buradan gider. Yani ben izanı bilmiyorsam imtisaldan gider. O gibi oldu. Gibi oldu. Hani dediğim şuydu. İslamiyet kapatıyor muyum sizin için? Yok abi. Şöyle yapayım abim, abiler. Heh. Tamam. Şimdi bu sistem, tamam mı? Bunu bir yerleştirelim. Bu sistem. Yapı. İstidat diyebiliriz. Bu da dişe vuruş kabiliyet. Herkes mühendis olmak, doktor olmak istidadındadır. Ama herkes bu kabiliyette değildir. Tamam mı? Şimdi bu sistemin kendisini bir şekilde ifade edecek. İslamiyet iltizamdır. Ama ahkamı ise şu ahkam oruçtur, namazdır, zekattır.
İmtisal ikiliği ortadan kaldırıyor. İzan o zaman tevhid oluyor yani. İman oluyor. Yani iman ise izandır dedi. Bu sistem onu kaldırdığı için bu iman oluyor. Bak, iman ise izandır, hakkı kabul ve tasdiktir. O zaman dimağdan da anlaşılır adamın imanı olup olmadığını, ki işaret edeceğiz de, kişinin imanı olup olmadığını diyor, sualle anlaşılır diyor, sorusu. Bu kainatı yapan birisi var. O zaman şöyle gibi duruyor abi, bir insanın namazı, orucu varsa bu adamın tasdiği olduğuna hükmedilir. Kesinlikle. Bir adamın taassup derecesinde, taassubi, salabeti diniyesi, şuradaki ifade, metanet, sebat, salabeti dini, aşağıdaki abi. Ha, iman şurada. Şu İslamiyet'in şeyini vardı ya, aşağıda. Metanet, sebat ve salabeti diniyesi varsa, o zaman İslamiyet'inin olduğuna hükmedilir. Kesinlikle. Yani itizamının olduğuna hükmedilir. Harika. Şimdi, yani güzel. Biz o zaman ne yapıyoruz? Şimdi biz namaz, oruç varsa, adamda İslamiyet varmış gibi düşünüyoruz. İltizam var ama tasdik var sadece. Tasdik var. Yani şu anlatıma göre böyle bu soru... Bir de söyle bakayım anlattığını. Şimdi biz bir insanda namaz oruç olduğunda adamın tasdiği olduğuna hükmedebiliriz. Tasdiği var. Tasdiği var. Yani iltizam çıktı çünkü dışarıda. Evet. İltizam da bize... O zaman tasdiği var adamın. Tasdiği olduğuna hükmedebiliriz. Ama bir insanın metaneti, sebatı ve salabeti diniyesi varsa artık onda İslamiyetinin yani iltizamının olduğuna hükmedebiliriz. Şunun harika ha. Bak. Bak fark oldu şimdi. Ha doktor. Hasan abi, eğer bir insanın namazı, orucu, zekatı, haccı varsa iltizam olduğunu düşünebiliriz ama bu iltizam bu yukarıdaki iltizam. İtikadın altındaki iltizam. Şunu yok geçen hafta öyle demedik. Şöyle düşünebiliriz. Söylesin. Yok, tasdikteki iltizam dışa vuruş tanımlamaz. Yani tasdiği var. Namazı, orucu, hac, yani şey yok, namazı yok. Tasdiğe kadar çıkmış, iltizamı da var, taraftar. Tabii ya namaz kılınması lazım ama kılmıyor. Yani izanı yok aslında. İzan seviyesine çıkamamış yani. Namaz kılamıyor çünkü. İltizamı hiç yok. Eğer namazı, orucu varsa bu kişi de birinci iltizamdan bahsedebiliriz. Yani itikadın altındaki iltizamdan bahsedebiliriz. Mutlaka vardır yani. Tasdik seviyesinde... İmtisale giriyor. İmtisale miydi? Yok, imtisale yani, girmiyorum. Giriyor. Şeyin abinin dediği namaz, oruç, imtisal yani o... Farklı bir şey. Tabii. O yani namaz, orucu yoksa yani ibadeti yoksa tasdikteki iltizamda kalmıştır. Ben de taraftarım deyip orada kalmıştır. Tasdikte kalmıştır. Tasdik var ama yani tasdikteki iltizamı var. Tasdikten iltizam çıkıyor. Yani taraftar yani. Namazın niyazı yok. Yok. Namazın niyazı yok. Ama namazın İslamiyet onaylıyor. Taraftar abi. He. Taraftar. Evet, taraftar. Öylemiştik. İltizam ama yok, tasdikten çıkan iltizamı var. Taraftar yani. Tamam diyor, namaz, oruç olmalı ama ben kılmıyorum, sen bakma diyor. İzanı olduğunu düşünmüyorum çünkü iltizam seviyesinde, taraftarlık seviyesinde kaldı. İzana çıkamadı. Ha şöyle diyor. İzana imtizam yok. Buradaki olan adam, eylemi yok, eylemi tasdik ediyor diyor. Evet. Buradaki eylemi var. Eylemi var. Evet. Tasdik ediyor. Tabii. Eylem. Peki buna geçmeden önce geçen hafta en son konuştuğumuzu o zaman bu tanımlamaya ben atlayayım, onu konuşalım. Ama burada kaldı. Ama ters, ama gene ters diyor. Dur ona gitmeyelim, dur. Ona gene şey yapacağız, dur. Şunu bitirelim. Tereddüt, ha şunu yazıyorduk değil mi? Onu yazalım mı? Dur. Şu, oraya da mı oluyor? Orada olmayacak aslında. Evet. Çünkü masaya çağırdı. Yani ne yaparsak yapalım bir merkez dershane yapmamız gerekiyor. Değil mi? Ya böyle dar yani de. Evet, ama dar da daha muhabbet oluyor. bu yerleri çok ararız. Burada ferdiyet var abi. Değişim geldi. İşte. Şey nerede? Şunu bir bitireyim yazayım. Ondan sonra bunun üzerine konuşuruz. Yaptığı gibi getiren
ve imtisal dima iman ve vicdanı bütünleyen tek vücut hali getiren bitiren şimdi şunu da yazayım. İman maneviyatı. İman tevhidi. İşte. İman sırrı demişiz sen de. Öyle mi? Başta demişiz. Söyle bakalım onu o zaman yazalım. İman sırrı demişiz. Onu bul. Tasdikte İmtisat sırdır, diman sırrıdır demişiz abi. Böyle. Ne demişiz? İmtisat sırdır demişiz, diman sırrıdır. İmtisat. Ha öyle demişiz. O zaman şey izan değil. İzan değil, imtisat işte. Niye buraya yazdırdın bunu? Ben orayı daha imtisat desin diye. Ha tamam şey, bir de şey yapalım. İmtisat değil mi? Diman sırrı. Evet. Sırrı. İmtisal için demişiz değil mi? Evet abi. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar, tasdikte taakkulda olan yani izan olup o sırra ulaşamayan olabilir mi? Bu manam var abi. Şimdi oraya iş yapamadığım için şeye sana tamam aldım. Tasdikte tenkitle çalışmıyor. Tenkit varsa tasdik yoktur. Burada artık ilim var. Hasan abi, tenkit varsa tasdik yoktur desek, hani marifet nurları olan hava gibidir, su gibidir, hani parmaklarla tutamazsın diyor ya hiçbirine. Yani tenkit varsa hiçbirini tutamazsın. Tutamazsın. Tenkit, taakkulde olan marifet nurları tasdikten sonra. Olan bir taraf bir tarafta çalışıyor. Taakkulde olan bir taraf tarafla mı? Bir tarafta bir taraf. Öyle yazıyor şu tarafta. Düzelt düzeltiyor. Çalışıyor. Bir taraf da çalışır. Yani tarafsız olarak da çalışabilir mi demek istemiş? Yani bilmiyorum, düzeltiriz onun için. İltizamı güçlendiren manevi sıcak kaplardan ve çıkan müspet efkar.
müşevik beyanatın hüsnü zan temar. Temaşa etmek. Şimdi başka çarem yok gerek hocam, tereddüdüm. İzanla kalkar. Kalkar. İzanın kuvvetine göre değişir. Şer evanda İltizamla kurtulan kalkar. Kalkar. İltizamda netlik var, kararsızlık yoktur. Bu iltizamda İltizamda şu yetmiyor değil mi abi? Yok, şey kaldıracağım artık. İltizamda netlik var. Netlik var. Kararsızlık yok. Kararsızlık yok. Bu budur. Bu budur. Bu da budur gibi. Şimdi orayı da sileceğiz. Sileceğim. Nasıl yani İslam? Allah razı olsun, birileri onu şekillendirmiş. Emre'nin ismileri çok atmış. Serpil bir daha diyeyim, şey Van'da yapan bir seyyar kardeşimiz var. Kadın, hanım kardeşim. O da Allah razı olsun tek tek okuyor, şekillendiriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Amin. Gayretli yani, hamiyet, hamiyet olunca. Bir de eser bırakınca ezeli ebedi artık senin hasenat defterini şey yapılıyor. Çünkü ben bu işlerden anlıyorum. Bu işlerden anlamıyorum. O işleri de anlayan yapacak işte. Ali'nin işliğini yapmaya kalksam ben yazarım değil mi site? Veya Erdinç'te ikisi ben ömrüm yetmez. Yani şöyle geleyim, biraz sonra çekileceğim önümüzde. Tasdikteki itizam da bitireyim, ondan sonra geçen, bunu yazmışım ama geçen haftaki dersi bir daha tekrar edeceğim, sonunu. Yani son 3 dakikayı. Ama yazayım bu, belki de geçen haftakiyle ters olabilir, bilmiyorum. Yazayım şu tasdik, şunları. İ
inşa var. İnşa var. İksirlenmek var. Var. Ondan sonra izandaki intisal de demek ki kalemleri, bu tür kalemleri nispeten bunlar daha iyi. Şuna mı daha iyi? Mesela bak onu yazayım bak. Bu arada onaylıyoruz. İkilik yok. Ona gerek yok. Bunlar daha hakim oluyorsun. İltizam da bak, tasdikteki irtizam. Bu irtizam herhalde sistemi anlatıyor. Ondan sonra kişilik kazanımı oluyor. Kişilik. Kişilik kazanımı oluyor. İslamiyet'in aynı malzemelerini aynı ne kullanıyorsun ama bunu yeni yazdınız değil mi bunları? Var var. Yok yok vardı. Var mıydı? Sen kaçtır abi? 191. 195. Ne şu? Ne şu? Ne şu? Şimdi önemli bir yeri yazıyorum. Onu da farklı şeyler yazmak istiyorum. Şimdi yazayım. Kimliğini bir kardeşimiz o kalemleri görmüş, Almanya'dan kalem göndermiş. Bu kalem. Yani çok öyle, bu kadar garip bir şeyime gidiyor ki hoşuma geliyor. Yani alakadarlığına bak, maneviyatın. Allah adama ne vermek istiyor? Almanya'daki kardeşimize. Aklına kalemi düşürüyor abi işte. Şey verecek yani, bu dersten bir nasıl nasip verecek ya. Evet. Allah işte basit bir şey. Basit bir tel atıyorsun, devletin Keba'nın barajından Ceylan'la istirahat ediyorsun. Maneviyatın izandaki intipsalle. Öyle mi? İzandaki intipsalle. Ondan sonra kişiliğini şunu sileyim ki atlamak zor oluyor. Dur aynısını yazacağız da aslında şuraya yazayım. Kişiliğini aynısını yazacağım onu ama altta olsun. İltizam
İltizamda kazanır. İltizam. İşi bitirecek. Fıtratı Selim'e Seniye de yazmışsınız ya, bu çok şey oluyor yani insana. Hangisini? Burada biri Fıtratı Selim'e, biri Fıtratı Seniye gibi. Aynı yazdık mı? Yazmıştınız herhalde. O da mı? Kimlik, kişilik gibi aynı şekilde. Hangisini? Fıtratı Selim'e. Hangisini? Hemen şey yapmayayım ben. Söyle, neydi bu? Kimlik, Fıtratı Selim'e, yukarıdaki öbürsü Fıtratı Seniye. Ha, sonradan kazanılan bu. Evet. Kişiliğini, kimliğini. Bu o zaman Fıtratı... Seniye olacak herhalde. Fıtratı Seniye, Nun... Yani farklı. İnsan rahat geçiş yapabiliyor mu yani? Fıtratı Selim'e. Sen kanun namus gibi abi. Tamam, onu beyaz ama. Yani birini yakalasa, bir aleminde varsa hemen oturuyor. Sistem şey yani, sendeki sistem var. Sistem de diyebilirsin de. Kanun. Namus. Şuna namus. Yani alt hafta olsun diye sildim. Şurada. Şimdi aynısını yazacağım gene o ötekisi. Maneviyatın izandaki intisalle. Bunların cimi var, üçünün. İtikad. Bunların. Cem'in ceminden itikadın oluşuyor. Bu noktaya nazar olsun. Şimdi bunu okuduktan sonraki, geçen haftaki dersimizi şey yapacağız. Şöyle bir bakın. Geçen abi, Harun der ki... İzan'da bunların arasında diyor, berzahtır diyor. İzan. Kanunla şeyi birleştiriyor abi. Sistemle, biri sistemi onaylamak, biri sistemi yaşamak. İşte o ikisinin arasındaki berzah izan. İltizamla şeyin arasında. Kimliğin içine dönüşmek adına. Şuradaki, şunu çarpar mı ya? Yok. Ayarlıydı abi. Devam edin abi. Gel. Şunu biraz alayım. Ayarlayalım onu. Gel getir bu tarafa. Harun diyor ki şu iltizamla şu iltizam arasında izan berzahtır. Doğru, böyle gözüküyor zaten. Ama içerisini nasıl doldurdu? Kanunla namustu gibi de düşünürsek biri sistem, biri sende yaşanan sistem yani. Artık bir oluyor. Ama kişiliğinin şeyini bozmadan. Peki dur, geçen haftakini konuşalım şimdi. Tamam. O şeyi yazdınız mı? Çevirdim ama. Zaten notta var abi ya. He, tamam. Ama görmeniz lazım. Şöyle bir daha görelim. Bir daha beraber görelim. Tamam mı? Ondan sonra geçen hafta, çünkü çok önemli şey, ayrımın geçen hafta çok ilginç olmuştu. İmtisal, ikiliği kaldırıp tek vücut yapan arş emriyle neferleri, tek tek neferleri bir vücut. Sanki bir nefer varmış. Nefis de yok. Nefis var. Teklik. Hani her bir nefer, herkesin aslı ya. Mesela hiç kimse yok. Tek ben varım. Bütün insanlar benim dişe vuruşum. Yani
her biriniz benim sistemin bir ifadesi. Mesela Ebu Bekir'deki sıdıkiyet, Resulullah'taki sıdıkiyet yaşanır. Sırf o yaşanıyor. Abi çok özür dilerim. O neferlerin kendi arasındaki ayrılığı mı ortadan kaldırıyor? Yoksa emir verenle o bin tane neferi tek vücut mu yapıyor? İkisini de bir arada yapıyor ki aslında o nefer yok. Emir veren oluyor. Kendisi o oluyor. Odur. Yani basit bir nefer kumandan hükmünde vazife görüyor. Ve bitiyor yani. Aynı oluyorlar. Şimdi sonra yaptığı gibi ve imtisal dima ve vicdanı bütünleyen tek vücut haline getiren dima sırrı. Sır onun için ya. Yani niye? Tevhiddeki ayrılıkları var ya, şirkteki ayrılıkları. Tevhid yapar. Şimdi geçiyoruz izan. Abi bir dakika, geçmeden bir şey soracağım. İmtisal edemeyen, imtisal edene ittiba mı eder abi? Mecbur, evet. Başka şey yok ki. Bir daha söyle, yavaş söyleyelim. İmtisal edemeyen, imtisal edene ittiba mı eder? O zaman biraz daha uzatayım bunu abi. İmtisal edebilen ittiba etmesine gerek olmaz mı? Evet. Çünkü kendisi yürüyor artık. Kendisi yürüyor. Güzel şeyler çıkıyor, görüyor musunuz? O zaman daha aşağıda abi, tasavvurda adam hala. O sıkıntılı da. Yok ama şey yapmış. Gidelim tersi. İnsan İslamiyet şeyi de şey yapmış. Yapamadınsa düşünce boyutunu da sana açık bırakmış. Bari burada ol diyor. Sistem. Yapana tabi. Evet tabi ol. O zaman onun gibi oluyorsun diyor. Yapamadın, yapana tabi ol. İzan, diman maneviyatıydı. Tasdik de tenkit de çalışmıyor. Burada artık ilim var. Çarpmaz değil mi kafa? Yok abi. Evet. Şu tasdik var ya, şurada ilim var demiştik de sildik. Tamam mı? Tasdikte ilim var. Şurada bilgiler var vesaire. Bilgiler, taakkuzlar. Şimdi onun için çevirin. Tasdik, tenkit de... Sonra kapatıyor şeyi biraz. Ne yani? Şu şeyi kapatıyor. Evet, tamam. Şöyle yapalım. Uyarın beni. Tenkit de taakulda olan bir tarafhane çalışıyor. Tenkit de taakul. Tenkit şurada. Bir tarafhane çalışıyor. Tenkitler burada. Tenkitler olmalı ama burada kalmalı. Buraya geçti mi? İlim değil artık. Bilgi şeyleri var. Bizim en büyük şeyimiz, iki sorunumuz var. Müslümanlar olarak. Bir, bilgiyle ilmi karıştırıyoruz. İki, ilmi putlaştırıyoruz. İlim netice olsaydı, ilimle dalaleti giden olmazdı. Kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an. İlmi kıblesine koyan bir, içsel dengedir. İki, adalettir. Her şey hakkı sahibine hakkını vermektir. Üç, sadaka. İlim kaçıncı sıradaydı? Dört. Üstü kimdi? Osman. Ali ilmin temsilcisidir. İlmin kapısı yani kendisi. Şimdi Ali ilmin kapısı, ezberleyelim diye daha. Osman ondan üstü. İçsel denge. Ömer ondan da üstü. Hak sahibinin hakkını vermek. Yani i̇çeriyle dışarıya. Tabii dışarıya. Neydi? İçiyle beraber. İçiyle dişi beraber. İçiyle dişi beraber. Hazreti Osman. O, dikkat edin. Hazreti Ömer İzan. Hazreti Osman'a dikkat ederseniz. İşte hakimiyet var, dişte değil. Sorun evet. Olmuş. Evet. Sorun olmuş. Kimle dediniz abi? Hazreti Osman. Hazreti Osman. İçsel şeyi getirmiş. Ama diş adetullah'a fazla şey yapamamış Ömer gibi, radıyallahu anh gibi. Ömer, adalet,
hak sahibinin hak ismi galip olduğu için hakla ant İmam-ı Azam'ın şeyidir, ismi azamıdır ve hak sahibinin hakkını vermek, muhakeme ve muvazene etmek, dimağla kalbi bütünlemektir. Yani bunları niye sayıyoruz? İlmi kıblesine koyanlar adaleti kaldırın, ilim batıla hizmet eder. İlmiyle dalalete gitti. İnama oturtuyor Allah ilmi. Ben ilmimle yaptım dedi. İlmiyle yaptı tabii. Yani öyle bir zaman gelecek ki o teknoloji daha yok. Çamuru alıyor, altın yapıyor. Altın çıkartıyor. Biraz ayrıştırma var yüksek fırınlarda yapılmış. Ama tam değil. Sonra en şeyi peygambere en yakın yapılandırma sadaka. Ebu Bekir. Oradan kalsın diye. O da salabet. Yani ilim netice değildir. İlim sebep sonuç bütünlüğün sistemin işlevidir. İşlevinin ifadesidir. Sistemi söylüyoruz. O ilim doğru ama o ilmi kime yakıştıracaksın? Kimisi tabiata diyor, veriyor, kimisi Allah'a veriyor. Abi şöyle desek, bir mevzuda ayetin, vahyin ışığında, gösterdiği yolda ayete gidip ayetteki hakikati izan edip imtisalle kendi dimağında uygulamak ilmin neticesine vardırmak. O, evet. Ta kendisi. Doğru. Şimdi bunu göstermek istiyorum. Akıl her şeyi yaptılar. Aklı hakim kıldılar. Onun için iki haftadan beri duruyorum. Taakkul buradadır. Karımız ne biliyor musun? İki tane doktor var. Bir tane de mühendis. Yok doktor bununla alakalı. Sen işe yaramayacağın için mühendis. Çünkü doktor kardeşim şu. Dimağda akıl us olduğu için felsefede, Freud ve tıptaki kullan, akıl esastır. Temeldir, özdür, tözdür. Tabii ailemizde bunları oturtmak zordur. Çünkü senelerden beri bu nimiyle büyüdük. Akıl deyince kafadır, kafa deyince akıl geliyor değil mi? Başka bir şey akla gelmiyor. Kafasız diyoruz. Kafa var, yani akılsız. Akılsız diyoruz, kafasız diyoruz. Yani. Peki bunun bedeli faturası çok ağır. Ama Risale'yi de akıl meratiplerden bir meratiptir. Daha önceden bahsettiğim gibi şu zarar şu. Orta çağda da öyle. Akıl bozulursa tamir edecek başka bir sistem yoktur. Bu sefer aklı bedenden koparmak, hakimiyetini ortadan kaldırmak için uyuşturuluyor. Veya devre dışı yapılmaya çalışılıyor. Aklın hakimiyeti yani mesela diyelim ki psikoloji rahatsızlar böyle ilaçla ötülüyor. Çünkü başka tamir sistemini bilmediği için aktif edemiyor. Bizde şu karı olacak. Ben diyorum ki doktor kardeşlerime, senin bildiğin bildik. Tamam. Bunu aynı yap. Sen zaten çalışıyorsun. Ama kafanda şu dursun. Hastan geldiği zaman aklı bozuk. Onun tasdikini aktif edersen bir üst birimin aklın arkasına geçersin. Bize tamir etme imkanını veriyor. Yani mesela en zirve itikat bozulursa dimağda tamir edecek daha bilim yok. Ama İslam'da çare tükenmiyor. Vicdan devreye giriyor. Mesela diyelim ki ayaklı kütüphanedir, ilahiyat mezunudur. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Ama babaannelerimiz din elimize köylü biliyorsunuz. İlmi yoktur. Ama salabeti çok sağlam olduğu için itikadı sağlam. En azından zerresine kadar adaba uyuyor. Adam teheccüd namazını, evvabi namazını inkar ederken o 50 seneden beri evvabin kılıyor. Ama bu bir yatçı. Tamam mı? Yani bunun sebebi bunu akıl hakim kılmaktan. Mesela akıl hakim kıldı mı edebi ait hadis-i şerifi inkar eder. Edebe ait. Onu alacak. Olsa olmasa da olur ya.
Oysa fahri kainat, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam her şeyin mimarı. Yani İmam-ı Şafii öyle olmuş ki nasıl karpuz yediğini Resulullah görmediği için, bilmediği için ömründe karpuz yememiş. Şimdi bunu, şeye bak bak, yobazdan çıkmış bak ne diyor. Ve bunu da konu yapacak mesela. İmam-ı Şafii karpuz yememiş. Yani çünkü adamın taakkulu var, tasdiki, zan, iltizamı, salabeti diniyesi yok. Salabeti, bunu keser yani. Bu konuşmamın sonunu keser, bunu al. İmam-ı Şafii karpuz yememiş. Yani oysa alay ediyor zannediyor. Beni alay ettiğini, Müslümanla alay ettiğini zannediyor ama alay kendisi oluyor. Bastığı dalı kesiyor. Kendi sistemini çökertiyor. Maruz oluyor. Ha peki gene gelelim. Tahakkul içindeki bir akıldır. Üst, senin ne zararın var? Aklın üst mertebelerini kabul etsen, akla veriler versen, akl istikametine koysan, aklı dengeye getirmek, bilgisi sana ne zarar var? Kirret ediyoruz. Ya ne zarar var? Akıl üstü mertebeler var. Mesela akıl ruhtan da mı üstün? Böyle felsefe de var. Yani akıl her şeydir diyen var. Peki akıl bitti mi ne demektir? Her şey bitti demektir. Hani derler ya toplumda, para her şeydir diyen, o zaman parayla her şeyi yapan tipler der bunu. Aynı, anladın mı? Parayla ben her şeyi satın alırım diyen, parayla her şeyini satan tiplerdir. Hani akıl her şeydir diyen, anladık mı? Akıl her şeydir diyen, aklını kaybedince her şeyini kaybeden tiplerdir. Her şeyi kaybetmiştir. Akıl her şeydir diyen diyorsa, o her şey bitmiş. Ondan diyor zaten. Yani akıl bir birimdir, bir sistemdir. Ustad 27. sayfa sözlerde ruhun mimarı ustad. Ruhun mimarı. Aklın mühendisi. Böyle zat diyor ki alettir diyor. Ruha da alettir diyor. Ruh aleti diyor. Alet. Ya. Şimdi buraya geçtikten sonra... Bir dakika. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben bunu sormasam rahatsız edemem. Rahat edemem. Bu abim. Şu bir sistemdir aslında bu. Evet. Şimdi bakın iltizam... Bunu bulmak var ya, ustadın bulması, başlı başına bir yer çekimini bulmak, yok tabağın bay hamamda, havuzda yüzmesi, gemilerin ona benzemiyor. Evet abi. Bu asrın insanlığını kurtarıyor yani. Evet. İnsanı tamir ediyor. Bana bakın. Bu psikolojileri tamir etmesi lazım. Bu asrın insanına bu lazım. Bu lazım. Yok, küfte sırası bende. Hasan abi, eğer şu kalıpsa, şu kalıba farklı bir şekilde bakarsak şöyle uydurma yapabilir miyiz? Mesela diyoruz ya, itikada, salabet, iltizama, taassup tarzında. Öyle değil de şöyle bölsek Hasan abi, bir tarafa iltizam, bir tarafa tasdikteki iltizam şekli yapabilir miyiz abi? Yani şöyle yapabilir miyiz abi? Bakın... İltizam, taassup diyoruz ya. Şimdi burayı böyle bölüp şu tarafa yani meratiplere iltizam, ahkamlara da taassup genellemesi yapabilir miyiz abi? Böyle bir şey olabilir mi? Anlatamadım. Şöyle yapalım. Gel bakalım, burada yap. Şu boşluk yerde yap. Şu köşede yap abi. Sen basit bir şey yap abi. Seni zorluyorsunuz abi. Asıl konmak daha rahat abi ya. Yani şunu söylemek istedim. Nasıl burayı bozmak istedim. Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi ben namaz kılmıyorum diye benim itikadla hiç mi alakam yok? Var itikadım da bozuk. Öyle mi? Yani bu benim neyim oluyor abi? Simeratiplerin sistem. Kişiliğim. Bu benim kişiliğim mi oluyor? Kimliğim mi oluyor abi? Şurası. Komple. Kişiliğim bu. Kişiliğim mi oluyor abi? Kimlik sonra kazanılır. Tamam. O zaman buraya kişilik diyorsak, yani dimağdaki meratip... Adam kişiliği diyor. Kişiliği diyorsak, kişilik buysa abi, buraya komple iltizam, buraya da komple tasdik denilmez mi? Yani ahkamları komple tasdik diye
saratı bozdun yani. Neden onu da söyle abi. Evet, bismillah. Anlatabildim mi demek istediğini? Anladım ama. Şimdi bu sefer tasdik var ya, şununla karıştırılır. Orada bir de şöyle bir kavram şeyi yaşıyoruz. Şimdi bizim örfte kullandığımız itikadı var mevzusu. Aslında biz yarıyoruz. Bu hakikaten itikat mı? Adamın tasdik seviyesinde mi? İzanda mı? İltizamda mı? Mesela anlamaya çalışıyoruz. Mesela ben diyorum itikadım var. Ben inanıyorum diyor adam ama. Yani adam işte veya biz bu tasdik seviyesinde mi? Taakkulde mi? Değil mi? Aslında yani o örfteki kullanılanla hakikaten bu hakikat tarafındaki karşılığı ne onu göreceğiz işte. Hani itikat o itikat mı bir kere? Yani tasdik belki de o itikat dediği adam. Veya da belki taakkul bile yani. Müslümanım diyen öyle değil mi? Çünkü yani bir şey söyleyeceğim. Yani oradan hareketle onu görüntüleyeceğim. Şimdi doktorumun söylediğiyle sizin söylediğiniz arasındaki farklılık aslında bir netleşse sanki bu benim dediğimden netleşecek gibi. Şimdi bunu yaptıktan sonra o şeyin cümleleri dünkü, geçen haftakini de okuyacağım. O zaman harmanlayacağız. Aramızdaki şey tevhidi gelecek gibi inanıyor. Onun için sabırla bekliyorum. 193'te abi yazmışsınız. Bir paragraf okudum ben şimdi bir üstüne. He. Aslında güzel özetlemişsiniz. Tasdikteki iltizamla şey. He. 193'ü bir açarsanız abi. Alttaki paragraf. He. Ne demişiz abi? Tasdikteki iltizam ise diye anlatıyorsunuz. Bir isterseniz okuyun. He, bir okuyayım. Yani sanki bu aradaki şeyi de hallediyor. He. O fiili farkını. Tamam. Peki. Tasdikteki iltizam ise... Tasdiki gördük mü abi? Evet. Şu. Onu anlatıyor şimdi bak. Şunu anlatıyor. Altta öyküsüyle farkını söylüyor. Hak tarafgirliği değil. Taraftarlığı. Ha. Hak taraftarlığı değil. Tahayyül, tasavvur ve taakkulden çıkan ve tasdiye mal olan ilmi bir taraftarlık ve iltizamdır. İlmi bir taraftarlık ve iltizam. İlmi bir taraftarlık, bir iltizamdır. Bir daha okuyorum. Tasdikteki iltizam ise, bir daha, tasdikteki iltizam ise, bu değil. Hak taraftarlığı değil, tahayyül, tahayyül, tasavvur ve taakkur. Üç. Üçün bütünlüğünden çıkan ve tasdiye mal olan ilmi bir tarafgirlik ve iltizamdır. İlmi. Henüz eylem değil, yok. Oku abi, okuma. Bunu fiile çıkarmayabilirsin. Namaz doğrudur diyorsun ama doktorun dediği gibi fiile çıkarmayabilirsin. İçinde de tutabilirsin bu iltizamı. Bu seviyede bir iltizam. Bu seviyede bir iltizam. Dimağın ana sisteminde olan iltizamı içeride tutamazsınız. Yani içeride tutamazsınız. Kendini mesela diyelim ki namaz vakti geldi. Durabiliyor musunuz? Duramıyorsunuz. Bak bir daha. Dimağın ana sistemindeki iltizam. İçeride tutamazsın. Kendini efaliyle, ahvaliyle, etvaliyle, ekvaliyle dışarıda kendini ifade eder. Yani kişinin işidir aynası lafa bakılmaz. Sırrını buradan kaynaklanıyor. Buradaki iltizam eylemsiz olamıyor. Buradaki iltizam eylemsiz de olabilir. Olabilir. Eylemsiz de olabilir. Bu iltizam o kadar ileri sahiplenmeye gider ki ta sahabetkar alim Salabetkaran yazacaktık. Salabetkaran'ı vazifeye koşturur. Salabet yazar orada. Salabet değil mi? Evet. Sahabet. Sahabet diye var mı ki? Sahabet de sahiplilik var. Ha, sahiplenmek. 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 Sahiplenmek.
Sağlamlık değil, sahibi. Sağlamlığa gelmiyor, sahip edin. Yani adam hizmete sahip çıkıyor. Mesela diyelim ki bu ders. Ahmet Mehmet değil ki. Mesela çarşamba yapış dersimiz vardı. Bizim malum medrese Yusufiye'de. Bakayım ne olacak dedim. Aynı devam etti. Bu salabetin sahabete dönüşmüş halidir. Devam ettiği için. Sahiplenmek. Bitmiş. Ahmet Mehmet'ten aldık ama Resul'a gitti. Aleyhissalatü vesselam. Ustad gitti. Ama benim devam yani. Kendisini anlatıyorsa öldü, o da öldü. Onun davası ise o da öldü. Ama onun davası benim devam ise, aynı ise benim devam devam ediyor. Şimdi bir daha okuyayım mı? Bunu sanki iyi özetledi ya. Yani. Çok güzel oldu. Doktorun dediğini söylüyor. Evet. Yani öyle değil mi abi? Yani çünkü fiil var, fiil yok. Hem var hem yok. Hangisinde? Burada öyle bir şey yok. Orada var mı? Fiilsiz olamaz. Ama burada fiilsiz var. Namaz iyidir ya kardeşim. Oruç iyidir. Olur mu ya sen kim bunu şey yapıyor falan diyebiliyor. Ama kendisi değil. Tutabilir de demeyelim içinde tutar. O seviyede biraz. O seviyede. Sisteme sahipsi yaşıyor sisteme. Mesela şöyle diyeyim. Şuradaki iltizamı olan, uygulayayım. Hastanede, okulda, iş yerinde namazını kaza edebiliyor. Şuradaki iltizam gider bu durumda kartonlar arasında namazını kılar. Yani öyle ayırmak lazım. İkisinde var yok deyince karışıyor. Mesela. Karışıyor. Yani o duramaz. Bir daha. Çünkü mümkün değil. Mesela şöyle ampulü yaktınız, ışık vermez. Tutamaz. Unutmaz da mı abi? Unutkanlık yok. O başka. Örtülüyor. Örtülüyor. Peki. Tasdikteki iltizam. Ama şey. Şu unutabiliyor. Akıl tatil eşkal etse de sistem şu. Vicdan saniyeni unutmaz. Vicdanda unutma yoktur. Öyle bir şey yok. Büyük insanın kılavuzu. Şimdi abi şimdi liman, meratipleri yukarıdan tahayyül, tasavvur, taakkül, tasdik, izan, iltizam gibi devam ederken biz aşağıdaki bir sistemi alıp mahzettik. Yukarıya doğru kullanarak gidiyoruz ya. Mesela yukarıdaki sistemi kullanmak için aşağıdaki mesela tasdik kullanmak için taakkülüm olması lazım. Taakkülü kullanmam için tasavvurum olması lazım diyoruz ya mesela. Tasdikteki iltizam ile arasında, yukarıdaki iltizam arasında izan var. İzan da imandır. İkisinin arasında ilim, mesela tasdikteki iltizam bir nevi ilimdir. Ama yukarıdaki iman. Yukarıdaki iman olduğu için, yukarıdaki iltizamda adam namazı her halükarda terk edemez. İman devrede çünkü, izan ile. Yani iman ötekisinde de devrede var ama taklidi iman. Evet. Taklidi ve tahkiki. Bir de okuyorum. Tasdikteki iltizam ise hak taraftarlığı değil. Çünkü İslamiyet'i tabir edeyim. Hakka tarafkirlik, hakka teslimiyet, hakka inkiyat. Şuradaki bak hak taraftarlığı değil. Hangisi? Tahayyül, tasavvur, taakkul. Çıkan, bütünlüğünden çıkan tasdike mal olan ilmi bir tarafkirlik ve iltizamdır. Bu. Şurada ilim burada ilim. Bunu fiile çıkarmayabilirsin. Namazı yok olabilir. İçinde de tutabilirsin bu iltizam. Namaz lazım, namaz lazım ama ötekisi galip geliyor. Yani sonra kaza ederim diyor, kılmıyor. Diman ana sisteminde olan intizam, iltizam. Bu sistemde olan bu iltizam. O iltizam içeride tutamaz. Tutamazsın. Kendini efalleriyle, ahvaliyle dört tane. Efal, ahval, etval, ekvalleriyle dışarıda kendini ifade eder. Yani kişinin işidir aynası lafa bakılmaz sırrı buradan kaynaklanıyor. Bu iltizama kadar şey, bu iltizam o kadar ileri sahiplenmeye gider ki şu iltizam sahabetkârâne vazifeyi koşturur.
Salamet geçti. O artık o zaten. He. O şey sahabe yani sahabet kararı sahiplenmek. Anda yani kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Yani millet oluyor. Şimdi geçen haftaki şeyi okuyayım. İslamiyet sistemi kendisidir. Şu sistem. Keşke biraz daha açık yazsaydık bunları ama karıştığı için. Veya yazıyor abi. Biz de yazmışlar. Rengi ayrı yapmış. Ha. O da kırmızı sistem ve dışa. Tamam. Sistemin dışa vuruşları olan ahkamlar değil. İslamiyet sistemin kendisidir. Üst yüze yazıyor. Evet. Sistem değil. Sistem dışa vuruşları olan ahkamlar değil. Sistemin ta kendisidir. Dolayısıyla İslamiyet iman meratiplerinden olan ve izandan sonra gelen iltizamdır. Ahkamdan ahkamlardan ki tasdikin iltizamı değildir. Yani itikat şunları yazdık. Şu. Biz ahkamdaki iltizamla iman sisteminin iltizamını karıştırmak namaz, oruç gibi ahkamları İslamiyet zannetmemiz gibi. Mesela her namaz kılan Müslümandır zannediyoruz. Çünkü oysa münafık öğlen ikindi akşamı kılar. Her o zaman sistemle ahkam bir olsa her namaz kılan Müslüman olur. Her namaz kılan Müslüman değildir. Ama Müslüman da namaz kılar. Çünkü adam münafık. Namaz kılabiliyor. Tamam mı? Şurada olabiliyor. Bak şuradaki ahkamda namaz olur. Eğer sistemin kendisi olsaydı her namaz kılan sistemin ta kendisi olurdu. Her namazı olanın İslamiyeti var değildir. Ama her İslamiyeti olanın namazı, orucu vardır. Çünkü İslamiyet esasları inanmak değildir. Eylemin kendisidir. Namaza inanmak değil, namazı kılmaktır. Oruca inanmak değil, orucu tutmak gibi. Eylemsiz, eyleme dönüşmemiş İslamiyet ise taassuptaki İslamiyet'te vardır. Yani tasdikteki şeyi koyan. Bakıyordun mu? Daha sonra nasıl oluyor diye. Karıştı mı diyorum abi? Bir daha cümleyi okuyacak mısın? Ya, tasdikteki mi diyecektim, taassup demişim. Taassup iltizamdan mı çıkar diyor? Taassup nerede? Bir daha. Eylemsiz, eyleme dönüşmemiş İslamiyet ise, taassuplik İslamiyettir. İman meratibindeki iltizam fiile dönüşmüş İslamiyettir. Yani taassuptaki iltizam, ahkamlardaki iltizam yüklenecek oraya. Evet, yani o burada bir şey yapmamışım. Şunu artık peki biraz da gidelim. Çok güzel anlaşıldı abi. Evet, anlaşıldı. Yani burada namaz da olabilir, olmayabilir de. Evet. Burada mutlaka vardır. Ama orada namazı var. Mesela Hakk'a taraf gir değil. O zaman bu adam münafık. Biz orada... Hayır. Öyle mi oluyor? Münafık da gelmez. Gelmez. Çünkü yok. Çünkü adam namaz kılmıyor. O zaman namaz kılmıyor. Yok, namaz kılıyor ama Hakk'a taraf girliği yok. Kafir taraftar. O zaman münafık değil, şey yok. Ona bir örftür, bir ruhsal lezzetlenme vardır. Eğer namazı kıldığı halde, izani şey yok. Eğer namaz kıldığı halde küfre taraftan olabiliyorsa zaten iman olmayınca imanla alakalı her şey yok oluyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Abi şeyde duyardık, caminin önünde bir adam vardı. Namaz kılıyor cemaatle. Devamlı yıllardır öyle. Ama cami cemaatiyle CHP'yi savunuyor yani. Rahatlıkla. O, ismi meşhur o zatı da savunuyor. Namazı da kaçırmıyor. Evet. Çünkü ayette izanıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Çünkü
Erayitellezi. Yazıklar olsun. Değil mi? Erayitellezi de geçiyor. O namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Ne namaz kılanlara? Mektubatta çok zikrediyorum ya o ustad o ayeti kullandığı için. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَّمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Burada Müslüman'dan bahsediyor. Hani Nisa suresinde geçiyor. Ey iman edenler! يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Allah'a iman edin. Kur'an-ı Kerim'de de şeyin dediği gibi o hatırlattı Erdinç. Siz diyor şeyi İslamiyet'i iş yaptık deyiniz. Daha iman ettik demeyiniz. Tamam. İslam olduk deyiniz, iman olduk demeyiniz. Yok, tersi mi? Öyle öyle. Adam Müslüman, seninle namaz kılıyor. Burada abi bakacağımız şu aslında, hani fark olarak, yani tahsiye etmek için Fikret abim dediğiyle, biz fiile bakarak değil, fiilin arkasındaki halete bakarak nerede olduğunu karar veriyoruz. Ha tabii. Yani sadece fiilinde o da namaz kılıyor, ben de o da namaz kılıyor. Sözde namaz kılıyor. Ama birisi tasdikteki iltizam seviyesindeki bir tarafkirlik bir şey var arkasında, haleti var. Öbürküsünde artık yani salabet seviyesi veya da taassup seviyesi. Mesela şudur, basit bir şeyle şöyle bir yapalım, bize uygulayalım. Şahsi bir hukukumuz var. Canımı sıktı. Ama öyle bir hukuk hakkı atmayayım, alacağım. Ama alırken, hukukumu takip ederken hukukları bozuyor. O yukarıdaki iltizam. Şahsi hukuk da umum hukuk gibi. Adam mesela Risale-i Nur'u koruyacağım diye Risale-i Nur'un mana mertebesinin katliamını yapıyor. Bu da böyle. Yani şu diyor. Risale-i Nur'u koruyorum diye mana mertebesi yoktur diyor. Mana mertebesi yoktur demiyor ama fiilen bu. İbn Abbas mesela, İbn Abbas sahabi değil mi? Kimdir bu azat biliyor musunuz? Amcası olan. Amcası ilk tefsir yapan. Kur'an'da sahabi var ortada. Ayet nedir diyor diye ayeti mana mertebesini anlatıyor, tefsir ediyor. Dediler mi ki sen Allah'ın kelamını bozuyorsun? Ha, Kur'an'ı kaldırıp da onun yerine çıkarttığı ahkamları koysa, tespitlerini koysa, Kur'an bozulur. İmam-ı Azam mana mertebesi, mesela ben harada kurbanı vacip yaptı, şafi yapmadı. Peki İhlas suresini bozdu mu? Hangisi bozdu? Aynı kanun Risale-i Nur'da yok mu? Sen belki önünü senin kapatsak, seni biliyorum başka çalışman da var. Ya desem ki sen de onu yapmanı söyledim, onu yapma sen, bir dima çalışma sen. Peki bu sistem durmaz mı? Bak Gökhan'a da şey yapmıştık. Yap, beraber dinlemedik mi Gökhan'ı? Ha burada. Yap kardeş, teşvik ettik. Yap, ortaya koy bakalım. Bir bakalım. Dinlemiyor muyum sizi? Ya sus, olmaz, söyle. Dur bakayım, söyle bakayım, ne dedi? Mesela bazen dur diyorum, çünkü bir şey hedeflemiş yazacağım ya, sonra dönüyorum, ne dedin diyorum, bir dakika, bir daha ne dedin ya? Kopamıyorum şeyden, oradan ben, oradan kopamıyorum. Yani dur bakalım, ne diyor? Ne vermiş onun kalbine Allah, benim malzeme? Bana vermek için vermiş ona. Niye ona, peki bana vereceği şey ona niye, ona bana niye veriyor? Bağını kuvvetlendir diye veriyor. Fakirin hakkı ise zekat. Niye zengin pastasıyla veriyor? İlişki olsun, çelişki olmasın. Arada bağ olsun. Yukarıdan aşağı merhamet ve şefkat, aşağıdan yukarıya hürmet ve itaat. Ancak böyle gelişir. Onun için onun rızkını onunla belirtiliyor. Ya oğlum direk verse, o zaman ağaca elmayı takmasın, gökte sana elmayı yağdırsın. Abi deprenmek ve hareket olmasa vacip olur. Evet. Hadi şey yapalım. Şimdi gene kaldığımız yerde devam edelim. Daha ilerliyoruz. Tamam. Şimdi netice budur demedik gene. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Sonra abim iki şey sor. Şimdi emir nisbilerimizin oluşturdukları demişiz ya. Emir nisbilerimizin, yani emir nisbi ve emir itibarlarımızın sistemi tasavvur demiştik. Emir nisbilerimizin oluşturdukları tasdiğin iltizamında demiştik.
emri itibarilerimizin de oluşturdukları nedir abi? Bir dakika. Şimdi bak. Nerede bak? Şimdi taassup nerede? Şurada. Taassup nelerimizi emri itibari. Emri itibarileriyle emriniz bir şöyle. Yok onları anladım abi. Tamam yok başka bir şey. Otursun. Nispet diş dünya. Nispet ediliyor. O nispette içeriye aldık. Bizim ayrı malzemelerimiz de var. Bu dışarıdan aldıklarımız, içerideki aldıklarımızdan harmanlama özelliğimize emri itibar. İtibarlıdır. Tamam mı? Şimdi söyle. Evet. Şimdi abi zaten o iltizamda ilim iltizamdadır dedik. Tasdiğin iltizamındadır. Ha, evet, ilim burada. Evet. O ilimle emri nisbiyle dışarıdan aldıklarımızı yani harmanlıyoruz. Değil mi abi? He. Ondan sonra ya, pardon tasavvur yapıyoruz bunları ama sistem olarak. Oluşanlar oraya gidiyor. Yani emri nisbi ile oluşanlar tasdiğin iltizamına gidiyor diye yazmışız değil mi abi oraya? Hı. Emrin ismiyle oluşan nedir abi? Emri itibaridir. Neticesi de. Emri itibarinin oluşturduğu nedir abi? Bir dakika. Emri itibari biz yanlış mı yazdık? Emri itibarinin ismi şuraya koyduk. Yani burada kafanız şu olmasın. Emri itibarinin oluşturdukları. Emri itibari değil. Emri itibarının oluşturdukları. Buradaki karıştırmayalım. Şuradaki emri nisbi, emri itibariler ise sistemin kendisi. Burada yazdık zaten. Tamam. Ha, yani o karışır diye. Yok yok onu anladım abi. Ha. Benim anlamadığım şu. Bakın yani benim şu anladıklarımla diyorum ki ben emri nisbilerimle emri itibarilerimi oluşturuyorum. Tamam doğru. Doğru mu abi? Doğru. Ha, emri nisbilerimiz ile oluşturduklarımızın yeri eğer tasdikteki iltizamsa demek ki emri itibarilerimiz bizim burada demek ki. Anladın mı? Bir daha çok antika bir şey söyledim. Şimdi emri nisbilerimizle biz emri itibarilerimizi oluşturuyoruz. Evet. Yani dış dünya ile içimizi oluşturuyoruz. Tamam. Emri nisbilerimizle oluşturduklarımızın yeri eğer tasdikteki iltizamsa. İlim, ilimse. Evet. Bu demek ki bizim emri itibarimiz oluyor. Emri itibarilerimiz oluyor. Anlatabildim mi abi demek istediğimi? Yok olmadı nasıl oldu? Bakın abi şimdi bakın. Ben emri nisbilerimle emri itibarilerimi oluşturmuyor muyum? Oluşturuyorum. Emri nisbiler benim emri itibarilerimi oluşturuyor. Oluşturuyorum. Ha, burada da demişiz ki emri nisbilerimizin oluşturduklarının yeridir. Tasdikteki iltizam. Tamam tamam. Ha, demek ki emri nisbilerimizin oluşturdukları emri itibarilerimiz ise emri evet. İtibarilerimizin yeri de tasdikteki iltizam oluyor o zaman. İzam ve imtisal ne olmuyor abi? Emri itibarilerimiz. Şurayı anladım da şurayı bakın. Bir daha şu emri itibarilerimiz iltizam işte buraya geliyor. Taassuba şimdi şöyle söylerim abi. Şimdi emri nisbilerim. Emri nisbilerim var. Bakıyorum. Emri nisbilerim ile ben ölçüyorum, biçiyorum, tartıyorum, şekillendiriyorum ve kendi emri itibarilerimi oluşturuyorum. Emri itibarilerimin bu sistemi tasavvurumla yapıyorum. Sistem orada. Emri nisbi ve emri itibari tasavvur sistemim benim. Sistemim tamam. Tasavvurda. O tasavvur ile emri nisbileri değerlendiriyorum ve emri itibarımı oluşturarak bunları alıyorum paket olarak tasdikteki iltizama koyuyorum. İlim mi oluyor? Bu ilim mi oluyor? Evet. Ondan sonraki aslı benim sorum buydu aslında abi. Emri itibariler ile neyi oluşturuyor? Ayrı bir kıyası oluyor işte. Onlar o da izan mı oluyor demek? Dediği doğru. Ama birisi hususi dünya, birisi umum. Bak şimdi. Abi özür dilerim. Kusura bakmayın. Bir şey eksik söyledi. Dışarıdan aldığımız malumatla biz içeride bir şey oluşturmaya emri itibarı diyoruz. Ama bir de içeride hazır olan var. Vicdan var. O bütün onu bütünlüğe getireceğiz biz. Onu söylemedi. Vahidi kıyasi ne oluyor yani bu? Ya biz vicdanla aldığımız malumatı da dışarıdan aldığımızdan değerlendirmiyor muyuz? Ayetin hakikatini dışarıdan aldığımızda yorumlamıyor muyuz?
O zaman izan ve imtisal devreye girer diye ben hani tam net olmamakla beraber bir üst seviye emri itibari olur. Gafur'un söylediğine göre. Yani iltizam emri nisbilerimizin oluşturdukları diye kabul edersek iltizamın emri nisbilerimizin noktası olarak kabul edersek dışarıdan aldık. Dışarıdan aldıklarımızı içimizde neticelendireceğiz, kullanıyoruz. Ama bir de vicdanla gelen malumat var bize. İzan ve iman yoluyla. Evet. Yani o imtisal var, o sistem var. Biz de oradan aldığımız malumat ne yapıyor? O bazen işin rengini hepten değiştiriyor. Biz dışarıdan aldığımız sureti, görüntüyü veya herhangi bir bilgiyi vicdandan aldığımız bilgiyle malumatla birleştirdiğimiz zaman hakiki iman ve izan eden adam, yani imtisal güçlü olan adam dışarıdan aldığını yorumlarken tamamen ayetin hakikatine döndürüyor. Nasıl ikiliyi ortadan kaldırıyor ya. Emri itibarının hakiki neticesi de burada ortaya çıkıyor. Ben dışarıdan bir renk alıyorum. Kırmızı. Kırmızıyı bilgi olarak kabul edeceğim. Onu tasdik edeceğim. Öyle intikada doğru sürükleyeceğim. Ama ayet bana diyor ki kırmızıyı kabul etme. Ben sana yeşil rengi veriyorum diyor. Gafur şu, senin dediğin doğru, eksik tarafı şu diyor. Emri nisbiler her daim emri itibarının aynısı olmuyor. Ne yapıyor? İçeride bizim başka sistemler de var, vicdan. Bazen emri nisbilerimizi devre dışı da yapıyor. Kesip atıyor. Mesela ona ait diyor bu şey, 538 sözlerde insan duyguları ve efkarları marifet-i ilahi harçtan getirdiği zaman içeride bir musadık görmeyince abesiyeti inkılap ediyor. Yani bazen emri nisbilerimizi içeride batıl hak, hak, batılı da hak, hakkı da batıl görebilecek şey var. Vicdan var, kat var, sır var, bir sürü şeyler var. Onları da şey yapıyor. Evet. Peki, şey de oluyor sana ama aynı şekilde uzayacak biraz ama emri itibari böyle yaptığı gibi emri nisbimiz de dışarıyı değiştirebiliyor. Mayalıyor. Elma elmalıktan çıkıyor bu sefer. Evet. Içeride. O da var yani. O da var. Peki biraz gidelim. Mektubat 35'i yapmıştık. Şimdi 177'yi açıyorsunuz. Ya ne biçim adamlarsınız ya? Bir gram gidemiyorsunuz ya. Ama asırlardan beri, insanlık tarihinden beri, 7000 seneden beri en büyük mesele, insanın en büyük meselesi kendisidir. Böyle pat diye oldu mu? Ne dedik biraz önce? Yazdık o şeyde. Bak. Sizin konuşmalarınız ne oluyor? Biliyor musun? Bak burada uygulamasını göstereyim. Çarpar mı? Yok. Geçti mi? Allah. Bak. Biliyor musun? Manevi sıcak kalplerden çıkan müsbet etkiler. İltizamımızı güçlendiriyor. Söz. Sen anlat. Olmaz. Ya bırak. Gibi şey sıcak değil o. Soğuk. Ha sıcak kata. Şey var mı? Bak, manevi sıcak kalplerden, yani hesapsız, kalbi hesapsız, yani itici falan değil de, yani sıcak var ya sıcak kalp. Manevi sıcak kalp, yani 36,5 derecedeki kalpten bahsetmiyor. Değil mi? Cevap etmeyen manevi. Öyle o kadar mı doktorum? 36,5 derecenin vücut ısısı. Ha, bu ondan bahsetmiyor tabii malum da. Manevi sıcak kalplerden çıkan müsbet efkar bizi ne yapıyor? İnşa ediyor. Başka? İltizamımız güçlenir. Müşrik beyanat. Birbirimizi ortadan kaldıran değil. Ne diyor bakalım? Yani müşrik birbirini şirklendirici. Ali dedi ki orada diyor hem renis ve hem itibari şeydi. Orada bir eksiklik var dedi. Kafana baktım. Bu ustada da var. Dedim ki diyor, hem yeri gelmişim, tenüs edelim. Dedim ki, senin bu kardeşin senden daha iyi yazıyor. Bunu Hafız Ali abiye söylemiş. Ama demiyor tabii orada. Biz tabii arkadaki şeyleri okuduğumuz için, mufassal tarihçede. Hüsrev abi, niçin? Baktım ki diyor, memnun oldu. Kalbine nazar ettim, samimi diyor. İşte Müslüman. Sonra hüsnü zan ile temaşa etmek. Suizan ön yargıları kaldırıp aşağılamak, kimliğini ve kişiliğini rencide edip kişiyi ortadan kaldırmak değil.
Manada da öyle. Mesela şöyle. Buradan aldık, bu budur değil. Dur bakalım diyeceksiniz bu dersten. Siz de zaten bunu kazandınız. Burada zaten fiilin bunu yapıyoruz. Dur bakayım ne diyorsun Yasin? Şimdi peki dışarıda bir kardeş bir şey dedi. Hani makulse tabii öyle geveze tarzında ona zaman vermeyeceksiniz. Öyle mi ya? Dur bak. Nerede? Ne yapıyor o? Hüsnü zannini temaşa etmek. Seyir. Hüsnü zan. Ama sistemin içerisinde bir şeyse ifade ediyorsa zaman verin. Yoksa sakın zaman vermeyin. Tenkitlere cevap vermeyin. İzah etmeyin. Savunmayın. Meşgul olmayın. Tamam. Yani beşeriyetimiz, yani sistemi söylüyorum da beşeriyetimizde her daim böyle olmuyor tabii. Sıkıntı da oluyor. Kızıyoruz da, bağırıyoruz da. Bunlar arizidir. Beşeriyetimizdendir. Resulullah'ta da olmuş biliyor musun? Bunu da anlatayım siz, hoşunuza gidecek. Peygamber Aleyhisselam Hücre-i Saadet'inde böyle duvar yok. Kerpiçten olduğu için arada şey var. Kerpiçten şey yapılmış ve yapraklar, hurma yaprağıyla örülmüş. Hususi odası. Ayşe Validemiz her daim her geleni dinlermiş orada. Resulullah buradaymış. Ondan sonra o gelen ne yapmışsa onu Hazreti Ayşe Validemiz nakletmiyor, hatırlayamıyorum diyor. Ne olduysa Allah Resulü kızmış. Adamı göndermiş. Tard etmiş biliyor musun? Adamı göndermiş. Sonra Peygamber Aleyhisselam o gittikten sonra Ayşe Validemiz çıkıyor. Ya Resulallah sen ne yaptın diyor. Yani adamı kovdun diyor. Ondan sonra ya Ayşe benim Allah ile bir anlaşmam vardı. Biliyor musun dedi. Ondan sonra size o metnini göstereyim kaynağı. Almışım, yazmışım ama taşıdı. İnsanlar gibi haşlı olur mu abi? He. Yok, dur bakayım o muydu? Şu. Peygamberler gibi değil mi? Yönetim gibi diyor. Şuraya koymuşum. He. Müslim 1, 88-12, yok. 88-126, GM mi? 88-12 hadis. Yani 1812. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına iki kişi girdi. Resulullah'a bir şeyler söylediler. Fakat ne söylediklerini bilmiyor. Söyledikleriyle aleyhissalatü vesselamı kızdırmışlardı. Onlara lanet etti. Mesela nasıl lanet eder? Allah Resulü'nün kaç, 6 tane mesele lanet ettiği var. Bir tanesi lütçuluk. Değil mi? Ondan sonra faiz yapan, rüşvet alıp veren. Değil mi? 5-6 tane laneti var. Allah Kur'an'ında diyordu artık. Bize bırakmış mı? Resulü aleyhissalatü vesselam kızdırmışlardı. Onlara lanet etti. Sebetti. Kırıcı konuştu yani. Adamlar çıkınca vallahi ey Allah'ın Resulü bunların kazandığı hayrı kim kazanabilir? Kovduğun kişiler. Peygamber öyle kovunca onlara sebep oluyor. Birisi size rencide edip de cevap vermeseniz onun sebebi size geçiyor. O olaydaki sebep. Bak ne diyor? Buyurdu ben nerede? Vallahi ey Allah'ın Resulü bunların kazandığını hayli kim kazanabilir? Dedim. Bu da bana buyurdu ki onlara lanet ettin. Sebettin dedin. Ben Rabbime ne şart koştuğumu biliyor musun? Demiş peygamber. Peygamberlik gelmeden önce. İş atacağız da burada var. Diyor ki peygamberlik aleyke şey yapılmış. Aleyke olsa 5. kattan çamaşırı, paketi, kargoyu kamyonun üstüne atıyorsunuz. Bir de yükleme var. Ya, düz. Yukarıdan olursa ala, yanlama olursa ile. İleyke zikri diyor. 49 işaretleyeceğiz da. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın
peygamberlik teklifini, teklifi, teklif edilen risalet vazifesinin cüz-i ihtiyarisiyle ham ve kabul etmiş olduğuna, yani kadr-ı küldür almamış. Ondan sonra Sebettin dedim, ben de Rabbime ne şart koştuğumu biliyor musun? Dedim ki, Allah ben bir beş, Allah'ım ben bir beşerim. Beşerin razı olduğu gibi razı olur. Beşerin kızdığı gibi kızarım. Öyleyse müminlerden hangisine hak etmediği halde lanet edersem, kızarsam bunu, onun hakkında günahlarının temizlik vesilesi, sevabına bir artış ve ücret kıl buyurdu. Yani Ya Rabbi, haşir meydanındaki kantar, peygamber, peygamberi tartan kantar değil, ümmetimi kantar, ümmetimi tartan kantar, beni tartarsan ben kabul ediyorum diye. Allah da kabul etmiş. Bak, başka? Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor şimdi bu. Ayşe validemiz diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allah'ım ben senden hulf etmeyeceğin bir ahd talep ediyorum. Biliyorsun ben bir beşerim. Hangi mümine hataen eziyet verir, kılıcı söz sarf eder, lanette bulunur, değnek vurulunca vurulun canı yanar, seni bu haksızlığa onun hakkında kıyamet günü bir rahmet sevabında bir artış, sana bir yaklaşma vesilesi kıl. Bu da Buhari'de geçiyor. Bu Davud Müslim'de de geçiyor. Yani beşeriyet levazımatı olan ahkamlar, üç tane şahsiyet var ya, tenefüs etmiş oluruz. Beşeriyet, ubudiyetimiz, vazife dağılımız. Uygulayayım. Ders bittikten sonra çay içeceğiz. Namaz kılacağız vesaire, sohbet edeceğiz, çay sohbeti. Bu bizim beşeriyetimizdir. Bir de hepimiz odasına, kitap okurken, kendi aleminde, rakibesine, tefekküründe, bu da ubudiyet şahsiyetidir. Allah ile bir kişiliği var. Bir beşeri kişiliğimiz var, bir Allah ile kişiliği. Bir de şu anda şey var, sizin oturmanız, şu andaki benim oturmam, bir vazife darlığımız var. Şu anda ders makamındayız. Yani bir normal bir cumartesi dersi gibi birisi yapıp da dinleme olsa sıf olur. Ama şimdi hepimiz beraberiz. Muzakere yapıyoruz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçta demiştik? Ya o şeyi, İman İslamiyet'i okumak için iki tanesini falan mı atlamıştık? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Tamam. O zaman şöyle yapmıştık. Okuyalım, iki taneyi geçelim demiştik sen. Öyle nerede kaldık o zaman, hatırlayan var mı? Abi bir şey yaptık, biraz ara verebilir miyiz? Ya da... Tamam, ara verelim. Ben de tespit ederiz. Siz de biraz şey yaptınız. Peki, El-Fatiha. Tamam. Ya Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah'ın izniyle. Sayfa 76, 176, sözler 486. İslami hükümetlerin ekserisi, o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha yakın. İmam Hanefi mezhebini diyor. Buradaki iltizamı nerede kullanıyoruz? Ondan sonra geliyoruz şeyde, Hulasa'nın hulasasından 188'den şöyle dermiş. İnsanı eyleme çeviren safını belirlediği gibi, suretinin simasını da belirleyip kimliğini oluşturan iltizamdır. Sırf tabi o cümleyi değil tabi de, orası okundu. İslam hükümetlerin ekserisi safını belirlemek sanki, o mesleği iltizam etmek. Safını. İltizammış. Peki,
Oradan fazla o durmayalım. Sözler 519. İnayet ezeliyenin timsali olan hikmet ilahiye. Çok ilginç bu. İnayet ezeliyenin timsali olan hikmet ilahiye. Onu hulasasını okuyorum, izahları orada. Bu iltizam var mı burada? Niye aldık? Bilmiyorum. Bu timsal herhalde. Bir alttaki cümlede var abi son. Altını. Aynen böyledi diye devam ediyor. Sonunda iltizam yazıyor. Yani şeydir, hulasasını aldım herhalde. Mesela işin daha belli olacak. Güneşin aynadakine timsali deniyor. İnayet ezeliğin timsali olan, yani bak güneşin aynadakine, bak bir güneş hayal edin, bir de ayna hayal edin, bir de aynadaki güneş, timsali sureti ya. Aynadakine timsal deniyor, o zaman inayet ezeliğin timsali olan hikmet ilahi. Hikmet ilahi, hikmet ilahi Allah'ın hikmetinin içerisinde inayetler gözüküyor. Ne demek geri döndürürsek? Allah'ın inayetini istiyorsan mevcudat aynalarındaki hikmet-i ilahiyi anlamakla mümkün. Devamında geçiyormuş abi cümle. Aynen öyle de içsel alemini öyle mi geçiyor? Metinde mi? Metin şöyle abi. Hayat-ı ezeliyenin timsali olan hikmet-i ilahiye kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı disamiyle saadet ebediyi ilan eder diyor. Evet. Keşke onu... Cümle o. Cümleyi keşke alsam mı? Aynen öyle de, bak şimdi uygulama işi yapıyoruz. İçsel alemini, ruhunu fiilinde ve simasında ve suretinde gösteren iltizamdır. Bu kaçtaydı abi? 190 mı? 188. Bir de bak. İçsel alemini, bir, ruhunu fiilinde, simanda, suretinde gösteren iltizammış. Niçin? Cümleyi okur musun metinde Osman'ın? Yapayım. Bak, iyi. Ama bu cümleyi ben bir de okuyayım, ondan sonra onu dinleyin. İçsel alemini, içsel haletlerini, ruhunu fiilinde ve simanda ve suretinde gösteren iltizamdır. Şimdi iltizam bir de okuyun oradan. Cümleyi okuyorum. Bir küçük cümlesi daha. Hikati kainatta bir hikmeti tamme görünüyor. Evet, inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i ilahiye, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisanıyla saadet-i ebediyeyi ilan eder. Cümle bu abi. Evet. Mesela Allah'ın rızası nerededir? Adet ilahidedir. Allah'ın adetindedir. Allah'ın rahmeti, bereketi, timsali nedir o? Hikmet ilahinin içerisindedir. Yani Allah'ın inayetini mi istiyorsun? Allah'ın yardımını mı istiyorsun? O zaman hikmet ilahiye tevfik hareket edeceksin. Üslup mudur abi? Hikmet-i İlahiye Allah-u Teala'nın üslubu mudur? 170. Diyebiliriz. Evet, çok güzel diyebiliriz. Allah-u Teala'nın üslubu demek ki biraz 180. Ağır mı olur? Olmaz. 180. Sen çok bu biliyorsun ama bana bugün. 180. Dediğiniz ama olmaz abi. Sana olur lafına. Bana olur ya abi. Bana gider biraz. Üslub, tabii... Mesela diyelim ki merhamet bizde var mı? Var. Allah'ta da var. Allah'ta olmaz mı? Allah'ın Kur'an'ın, Kur'an da bir üsluptur. Abi siz söylüyorsunuz. Allah-u Teala bir söylemek istedikleri var. Kur'an da bunu söylüyor. Bir de söylemek istedikleri var mı içinde? Evet. O da tekvin ayetlerle. Mana mertebesi. İşte bu tekvin ayetler aslında Allah-u Teala'nın hikmet-i ilahiyesini gösteriyor. Anlayana. Evet. Şimdi ben anlatmak istediğim şuydu. Allah'ın inayetini istiyoruz değil mi? Allah'ın yardımını istiyoruz. O zaman inayet ilahi, yani hikmet ilahi tefik hareket edeceğiz. Burada hikmetle bir iltizam eden Cenab-ı Hak mı?
bu metinde. İltizam eden o. Cenab-ı Hak ki o iltizam ettiği için de saadet ebediye gerekir. Evet. Hareket i̇ltizam ediyor. Hareket iltizam ediyor. Hep sanki öyle gibi. Bir de oku metni yavaş. İnayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i ilahiye. Kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisani ile saadet-i ebediyeyi ilan eder. Allah'ın iltizamı değil de hikmetlerin iltizamı. Şey yani. Kainat onu gösteriyor işte. Kainat bunu gösteriyor. Ama yani niçin üzerine duruyoruz? Hani bazıları der ki tamam işte anlaşıldı diyor. Hazmedemedik daha. Çiğniyoruz. Çiğniyoruz. Çünkü öyle dedik ha anladık zannediyoruz. Onu zannettiriyor birisi. Bir adam arasında. Hırnaz. O bizimle şey yapıyor. Kaçıncı medardı? İkinci medar abi. He. Ben burada çok sevdiğim bir şey var. İnayet-i ilahiyi istiyor musun? İstiyoruz abi. İstiyoruz. Ha? İstiyoruz. Hikmet-i ilahiyi tefik hareket edeceğiz. Riyad edeceğiz. Yani hareket etmekten ziyade iltizam etmek. Evet. Ha şimdi inayet ve tefik hareketi bütüne getiren ikisini de iltizam. Yani timsal oluyor. Bu iltizam olunca teşahhus gibi bir şey mi oluyor? Ama? Ortaya çıkıyor. Tayin ve teşahhus oluyor. Allah Allah. O çok değişik oldu abi ya. Bir daha deyin o bir önceki cümle ya. Bir daha deyin. Kaçtın. Yok. Şimdi şu. Şimdi Allah'ın inayetini herkes istiyor. İstiyor. Yardımını ya. İnayeti biliyorsun. Allah'ın böyle kalem vermesi falan değil. En büyük inayet Rıza-i İlahi. Rıza-i İlahi mevcudatın arkasındaki bir sistemi aktif ediyor. Bu Rıza-i İlahi Kabu Kafsin makamıdır. Bunu kaydeder misiniz? Bunu daha önce de bir arabada gelmiştik. Yazacağım gittiğim yere dedim yazamadım. Rıza-i İlahi Kabu Kafsin. İnayet-i İlahi Kabu Kafsin makamıdır. Rıza-i İlahi. Rıza-i İlahi Kabu Kavseyn makamıdır. Kabu Kavseyn'e gözünü diken Rıza-i İlahi ile meşgul olur. Rıza-i İlahi isteyen Kabu Kavseyn'i iddia etmiş oluyor. Güzel bir şey. Şeyde cennette bu yoktur. Yani cennette inayet-i ilahiye istiyoruz. Cenneti isteyen Allah'ın rahmetini istiyor. Allah'ın merhametini istiyor. Allah merhametini istiyoruz. Ha bu Allah değildir. Allah'tandır. Rıza ile Allah'ın kendisidir. O zaman Allah da iltizam etmez. Şimdi bir daha. Mesela rahmet istiyoruz. Merhamet, Allah'ım adaletinle etme, rahmetinle et. Rahmetini istiyoruz, şefaatini istiyoruz, affını istiyoruz, ihsanını istiyoruz. Bu Allah değildir, Allah'tandır. Timsal mi oluyormuş? Işte? Timsal gibi. Yani şeyi yakalamak istiyorum ya sizin de yakalamak. Yani Allah'tan olan ve Allah olan. Mesela Allah'ın rahmeti. Şu kitaplar bana aittir. Ben değil. Allah'ın esması da sıfatı da Allah. Allah'ındır. Haşa Allah değildir. Abi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Veysel Karani'ye hırkasını göndermiş. Yani kendi başka hırkası. Kendinden olan başka biraz da. Evet. Ondan zaten sormuş. Onu alınca Hazreti Ali vermiş o hırkayı. O zaman ne yapmış biliyor musunuz? Veysel Karani. Alınca ne demiş? Resulullah'ı gördün. Sen hiç Resulullah'ı gördün. İlk sorusu şu oldu. Sen Resulullah'ı gördün mü? Hırkasını getirene diyor. Ya Ali. Ama tuhaf bu soruyu niye soruyorsun sen? Ya o hırkayla neresi aktif olmuş? Kendi gördüğü resul doğrulamak mı istediler? Artık Ali istediğimizi yapabiliriz yani. Bu sefer gördüm tabii dedi, onunla yaşadım büyüdüm. Ali, Resulullah'ı gördün mü? Hazreti Ali mi getirmiş? Hazreti Ali. Ondan sonra anlamış. İkincisi yapınca ya Veys. İki defa gördüm. Birisini söylüyor, diğerini demiyor.
veya ben bilmiyorum. Bir tanesinde dediğim, mescitte dediğim tabela asılacaktı kıbleye. Ya Ali bas benim omuzuma çık as dedi. Estağfurullah ya Resulallah ben nasıl basarım? Sen bas dedi, sen çık. Ya Ali dedi, ben de bir hal olur bazen. O hal olunca denk gelir, kaldıramaz. Ya Resulallah, ben Allah'ın aslanı değil miyim? Bak, öne çıkarttı kendisi. Esma'daki Allah. Ondan sonra gelen başka. Değil miyim? Öyle deyince, peki abi, bu sefer şey yaptı. Hazreti Peygamber, bastı Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali'ye bastı, o anda vahiy gelmesin. Eyvah. Ancak bir şey, o anda geldi. İyi ki geldi ki mevsimimiz olmuş. Hop 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 hop. Deve bile çökermiş, hatırlıyorsunuz. Deve çöküyormuş. Ondan sonra beşeriyet olmadı halde. Çünkü çöken bir şey beşeriyettir. Çünkü ulviyet çökmez. Mesela güneş camdan girer. Duvardan başka şekilde girer. Denden dolayı girer. Beşeriyetin çökertti o. Eğer tamamen nuran olsaydı, gelen nur, vuran, Hazreti Ali tamamen nur, nur nurdan geçip giderdi. Gelen nur olduğu için ağır değil ki. Peygamberimiz çökmüyor. Peygamber çökmüyor. Gelen nur ve nurani. Hazreti Ali niye çöküyor? Nur, vahiden çöker mi? Tam nurani olmak olamadığı için. Tam olamadı ki. Tam olması için peygamber gibi durabilmez. Ki peygamber de böyle sarı şeyler, terle bakıyor. Beşeriyeti var ya. Bu olayda kim kimin üzerine basmıştı abi? Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin. Vahiy gelince peygambere Hazreti Ali aşağıda. Hani Hazreti Allah'ın aslanıydı. Allah'ın aslanısın, Allah'ın peygamberi değilsin ki. Ben sonra onun hasretini çekiyorum. Ben işte onun hasretini çekiyorum şeklinde mi sordu acaba? Evet. Ondan sonra Hazreti Ali devam ediyor. Esen Karan. Sonra baktım ki Veys çok yere yapışmış. Allah'tan kısa bir ayetmiş. Kısa bir ayetmiş. Çakılmış. Böyle döndüm baktığım zaman yerden Resulullah'ın kafasını görmedim. Çünkü o değil, onun Hazreti Ali'nin talebesi diyor ki Abdülkadir Geylani, ben diyor yerdeyken arş-ı azamım tala ediyor. Ustad şöyle diyor, 90 sene telakkiden sonra yerdeyken arşı temaşa eden, Geylani için diyor, arş azam demiyordu, arşı temaşa eden. İsrafil'in azameti. İsrafil'in azameti heykelini arşta temaşa eden. Tamam mı? Düzeltin şeylerini. Bu Geylani bu. Bunun ustadı Hazreti Ali. Hazreti Ali ne olur? Arşı azam. Bu sefer baktım ki diyor böyle, kafası gözükmüyordu. Yani aşağıya baktım, ayakları gözükmüyordu. Bana basmış, gözükmüyor. Arşı ferşe bağlamış. Ayet yani. Arşı ferşe bağlayınca tespih tanesi gibi Hazreti Ali tane oldu. İp geçti. Tamam. Şimdi ne anlattık? Anlattık bir şey ama. Rahmeti, merhameti, hanimsel, tayin ve tepki. Şimdi bunlar hep bu şeydi. Rıza-i ilahi. Bu rıza-i ilahi şey. Yani dedi ki, Vezakan derdi benim içine dediğine müjdeledi. Ben cennette ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi evrat okuyacağız, hangi dua okuyacağız, ne namazlar dedi, benden hiç bahsettim ya Ali demedi. Aldı. Resulullah'ı sen gördün. Rıza-i ilahide daha ileri makam olmadığı için rıza-i, niçin kabul karşısın diyorsun? Rıza-i ilahiden sonra sonrası yoktur. Rıza-i ilahi Allah'tır. Rahmet, merhamet, af, cennet Allah'tandır. Allah'ın kendisi değildir. O da cennettir.
O zaman cennetler istenever onu diyor. Ustad 96. sayfada Emirdağ 1'de herkesçe meşru ve mubah olan makam sahip olmak, feyizleri, manevi halleri istemek, ben diyor bütün men ediliyor. Sakın hizmet-i imaniye Kur'aniyeni, cehennemde ve azaptan kurtulmana, cennete ve saadet-i bediye girmene vesile yapma. Oysa herkes için mubah ve meşru olan makam şeylerden ben bütün men ediliyordum. Çünkü bana ben bütün rıza-i ilahi isteniyor. Rıza-i ilahi. İhlası tam rıza-i ilahidir. İhlas eten rıza-i ilahidir. Rıza-i ilahiden ileri makam olmadığı için rıza-i ilahi kabul kafseyindir. Rahmet ve inayet, nimet cennettir. Veya arştır oralar. Çünkü daireleri yok. Şimdi inayet Allah'ın kendisi değil Allah'ın yardımı. O zaman nerededir? Mevcudatın silsilelerinde yayılmış. Mesela işaret icazda da olması lazım. Ne abi? Bu mevcudatın inayet ilahi kainatta nizam olarak, kainatın nizamı arasında inayet ilahi olarak konmuş. Yani kainatta mesela diyelim ki Allah'ın elma inayetini görmek istiyoruz. Kainatın nizamı nedir? Elma ağacının fidesini dikmektir. Orada eğer elma fidanını dikersen Allah'ın elma inayetini alırsın. Yoksa elma ağaç yapmıyor. O inayet orada gözüküyor. Tamam mı? Şimdi gelelim bizim mevzumuza. Diyor ki, hırkat-ı kainatta bir hikmet-i tamme görünüyor. Evet, inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i ilahi, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayet ve hikmetleri iltizam lisaniyle saadet-i ebediyeti ilan eder. Saadet-i ebediyeyi. Yani bizim bu sistem, iltizam sistemi ne temessük etmek nispetinde saadet-i ebediye arzusu şiddetleniyor, çıkıyor. Burada demişim ki içsel alemin yani isteklerini ki saadet-i ebediye söylüyor. İltizamla saadet-i ebediye gözüküyor. Saadet-i ebediye insanın fıtratında bulunan aşk-ı beka, aşk-ı ebediye, sonsuzluk, nimet-i ilahi her çeşidini isteme, talep etme var ya bizde. O inayet-i ilahi ama bu inayet-i ilahi bizde aktif edip insanda ortaya çıkaran iltizam. Yani bizdeki fıtratımızda bulunan aşk ebediyet, saadet ebediye gibi istekleri kıblesine koyan, aslına bağlayan bizdeki iltizamın aktifiyle mümkün. Yani mahiyeti insaniye değil mi abi bu? Bağlanmakla yani bu aslında bu iltizam bu herhalde. Yani iltizamı ta kendisi değil de mahiyeti mi? Onu diyemem şu anda. Çünkü çok ciddi bir iddiadır o. İnsanın iltizamla mahiyet insanı aktif ediyor demek çok ciddi bir tespit demektir bu. Zor yani. Yani olabilir ama bir şey diyemiyorum. Ama hoşuma gitti yani. O zaman mahluk olmuyor iltizam. Yani iltizam mahluktur. Ruhta mahluktur. Yani şöyle diyeyim. Ama bağlarsa o zaman bağlayansa mahluk yani, olması gerekmiyor. Mahluktur da. İlahi bağlayan şey olmaz. Şöyle. Mesela bizde saadet ebedi yok mu arzusu? Var. Var. Elini oraya uzatması lazım. Saadet ebedi. Evet. Bu iş içsel. Bunların cevabı ahiret değil mi? Ahirete iman nispetinde veya ona uygun nispetinde insan dünyadaki günahlarından dünyadaki sıkıntına kurtulur. Niye? Aile saadetinin sebebi diyor usta. Ailede kavga gürültünün kalkmasın. İmani bir ahireti kişinin kendisine ve ailesine hakim kılmasıyla mümkündür. 11. şurada diyor ki, saadet ebedi bir insana hakim olursa, bir. Saadet ebedi eve hakim olursa. Tamam mı? Bu sebebi. Peki, saadet ebedi bize hakim kılan bizdeki iltizam. Kesin. İltizam.
iltizam. Ama bu iltizam hangisi? Hangisi olursa olsun. Bunu dersek şunu dersek bir karımız var. Çarpmasın boya. Yok abi. Boya bozulmasın diye. Bu iltizam bu mu? Fark etmez. Çok kaliteliyse saadete bedi budur. Çünkü bunun içinde bu da var. Bu iltizamın içinde bu yoktur. Ama bunun içinde bu da var. Allah razı olsun. Üniversite diploması işte. Bu camidir. En cami şeylerde bunu kullanıyoruz. Çünkü bu ne olur ne olmaz garanti olsun. Onda bir kıymet var. Çünkü buradaki iltizam ahkamdır. Buradaki iltizam sistemdir. Yani diyelim abi şunu desek oradaki şeyden. Eğer o iltizam hangisi olmasını anlamak istiyorsak içinde taassup varsa o diman iltizam. Harika. Taassup yoksa. Bu işte. İçinde taassup varsa iltizamdır. İçinde iltizam varsa bu. Taassup olmuyorsa onda ha, taassup. İltizamlık gene varsa tek iltizam. Tamam. O da çok güzel. Tersten gitti. Güzel. Bu bunu kapsar. Ha? Devam edelim. Yani insanda saadet ebedi var. Evet. Tamam. Saadet ebedi bizde nasıl uyanacak? Yani var adam saadet ebedi var diyor. Lakayt uyanmış. Öyle bir şey. Yani ahiret var diyor. Var diyor. Peki insan saadet ebedi ya oğlum bu. Ne kadar ciddi? İnsandaki fıtratında bulunan, fıtratında, doğasında bulunan saadet ebedi. Ebed. Aşkı ebed. Ebed. Sonsuzluk. Bu uyanması nispetinde o alem bizde hakim olur. Ne demek? İman ettiğimiz şeyle besleniyoruz. Allah'a iman etmenin ücretkarı Allah ile doyuyoruz. Kabak tatlı yedik. Meyve yedik. Ekmek yedik. Yani onaylıyoruz bu tatlıdır, kabaktır, bu üzümdür. Diktik ya. Dikmenin bedeli yemek ya. Şimdi ahirete iman ettik. Ahirete iman etmek ahirete işe yaramıyor ki. Yani orada ücretini alacaksın, onu kastetmiyorum. Ahirette aşırı meydanındayız. Öldükten sonra dirilmeye inan. Zaten oradasın. Nereye inanacaksın? İman kaybadır, iman kaybetti ki orada. Öldükten sonra dirilmeye inan. Ne inanacaksın? Aşırı meydanda inanmak mı olur? İnanmak yok orada. Hesap var. Melekleri var. Hesap veriyor da. Melekler diyor ki, kabirde diyor ki, melekler nüke mekir soruyor. Merhaba bu ke? Aa sana iman edeceğim. Oo günaydın. Öyle derler. Sana melekler iman edecektim. Öyle ben sana hesap soruyorum. Bitti yani. Ya melekler iman oldu mu kalktı. Ölünce melekler iman kalktı. Haşim Edan'a gelince Haşim Edan kalktı. E tamam. Allah hesap soruyor Haşim Edan'da. Allah iman da kalktı. E kitap. Kitap hükmü bitti. Allah, şehitler nasıl oluyor acaba? Şehitler o bir fiil yapmışlar diye şartlayan. Ha şimdi bak. Bir şey demek istiyorum. İman ettiğini besleniyorsun bu dünyada. Şimdi saadet ebediye bizde var mı sistem? Saadet ebedi orası var mı? Var. Bendeki bir kuvveyle oradaki bir fiil arasındaki bağ iltizam. Artması nispetinde bizde iltizam artarsa bağ artıyor. Bağ artarsa iltizamımız artıyor. Şuradaki İslamiyet'in şeyini olan metanet, günahlara karşı metin olmak, sebat da ibadetlerde sebat olabilir mi? Hangi? Bu mu? Münazara 89 bir altta. İslamiyet yani iltizamdaki İslamiyet şeyini olan metanet, günahlara karşı ve ibadetlerdeki sebat, iltizam ve hak olur. Evet, doğru. Şimdi bu camidir. İnsan üçü aynıydı hatırlarsanız. İslamiyet, kainat-ı ekber, dört. İslamiyet, kainat-ı şecere-i hilkat, Kur'an-ı kebir kainat, bir de insan. Nerede yazmışız? İnsan-ı ekber, İslamiyet. Ha bak burada. Bak, büyük medeniyet bu. Şeyde mahkumat da söylüyor. Bunu da söylüyor. Yani bu dördü aynı. Şeceri hilkat, büyük İslam, büyük insan ekber. Bu dördü aynı. Geçişler aynı.
Yani o zaman İslamiyet bu olmaz. Bu olur, sistem. Burada da konuş. Bunlar ahkamıdır. Yani bir taraf, iltizam, safsata, tasavvuf vesaire bunlar. Şimdi biraz da ilerleyelim, daha güzel oluyor. Dersi işledikçe. Daha alemimizde oturuyor. Değil mi? Uçak bir değil mi? Yani iltizam nispetinde bil kuvveler bil fiilini görüyor veya bil fiillere yakının nispetinde bizde iltizamımız artıyor. A eşittir B ise B eşittir A gibi. İnsan. Mesela bak bir daha söyleyeyim. Allah'ın inayeti kainattaki nizamdaki hikmet-i ilahiye, maslahat ilahiye riayetle mümkün. Tamam. Ha, ne gözüküyor? Allah'ın inayeti. Örnek veriyor sana şimdi. Allah'ın inayeti kainattaki mesali şeylere nizam ve intizam ne şey var diye işareteceğiz da nizam ve intizamda hikmet-i ilahi ve inayet-i ilahi gözüküyor. Ha, şimdi ahiret, iman etti. O var zaten. Ben ona iman ettim. Gayb benim için. Gaybı gayblikten kaldıran bendeki iltizamın aktifliği kadardır. Şuhut gibi bir şey oluyor artık yani. O yani artık şuhut evet yani ama fıtratın şuhudu aynı. Kulağın şuhudu aynı. Mesela gözüm diyelim ki bu dersi bir sen bir filmde izlesen bir de bu ortamda izlesen aynıdır değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir vücutta kalp, mide, işte diğer uzuvlar, şunlar bunlar falan. Bunlardan bir tanesi olmak başka bir şey. Yani vücutla kıyaslanır. Ben vücudum demesi veyahut da ben kalbim veya mideyim demesi başka bir şey. Bir okyanustan bir damla olmak başka bir şey. Yani okyanusta damla olmak sanki bu iltizam gibi oluyor. Yani bilmiyorum anlatmak istediğimi aktarabildim. Bütün için. Yani bütünün bir parçası oluyor, evet. Evet. Peki, devam ediyorum. Bu iltizam ne işimize yaradı? Bil kuvve ve bil fiil arasındaki bağ, bağın adı. Burada ortaya çıkan. Şimdi, 76 mıydı abi? 176. Şimdi 706 okuyoruz. Sözler 706. Sözler 706. Taassup iltizamdan, imtisal izandan, meşhur yerimiz. Evet. Tasdikten iltizam, taakkulde bir taraf, bir behre tasavvurda. Şimdi buradan geçiyoruz sevgili arkadaşlar. 189. Ben 706'yı bir açayım. Görmek isterseniz sözleriniz de şuradadır. Şu. Tamam. Şimdi 189 açtınız mı? İtikattan salabet. İltizamdan taassup. İzandan imtisan. Tasdikten iltizam. Taakkulden bir taraf, tasavvurdan bir behre, tahayyülden safsata. Taassup iltizamdan çıkıyor, taassup. Şiddetli arzu taassubu doğurur. Bu çıkanları bilince... Halet diyor zaten, her yüzden bir çıkar halet. Halet diyor. Çıkar halet. Çıkanlar halettir. Haletmiş. He, onu da şey yapayım mı? Yani. Salih söylüyor, evet. Haletler. Çıkar halet. Haletler. Sağ taraf haletler. Evet. Çıkar bir halet. Bu çıkanları bilince neyin ne kadar galip geldiğini, çalıştığını anlarsın. Adamın İslam'a taassubu yoksa iltizamı devre dışı olduğunu gösteriyor. Bu alametlerle nereyi nasıl tamir edeceğimizi anlıyoruz.
Yani mesela diyelim ki adam abuk subuk konuşuyor. Adam tahayyülü bozuk. Bir behre neydi? Behre tasavvur. Tam da manası ne demek? Habersiz. Zülgat'ın yani. Habersiz. Nasipsiz diyor. Ne gülüyor? Ha, bunu nesi, böyle konuşuyorsa bir insan, oturduğunuz iş yapmasınız, uygulama yapayım. Mesela elimle konuşuyor. Habersiz yani. Göstermeyin abi. Ha? Demeyi göstermesiniz. Şöyle bak. Peki, nesi bozuk bu adamın? Böyle konuşuyor. Nesi bozuk? Tasavvuru bozuk. Adam ihtimalde dolaşıyor hep. Hep emri nisbilerde. Bak, hep o. Nerede bu adam? Tahakkulde. İlim değil o. Televizyonlardaki naklediyor. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Peki akşama konuştun. Ne, netice, akşam gidiyorsunuz. Neticenin için dedim. Sohbet ettik diyor. Bu nesi bozuk? Tahakkulde bozuk. Hiçbir taraf bir şey yok. Yani bir tarafsın. Taraf yok. Yani bir olumsuzluk yapan tarafı yok. Hani dışa çıkanla sisteme intikal ediyoruz. Adam akşama geldi senin yasahene. Şöyle dedi, öyle dedi, böyle dedi. Tamam neti, tamam senin için. Aynı. Gelişiyle gidişi eşit. Peki nesi bozuk? Tasavvuru bozuk. Niye? Bir tarafa pergeli koyup o merkezde üretkenlik yapmadı. Üretmedi. Ondan sonra oradan oraya bir sistem yok yani. Adam ne olduğunu da hani diyoruz ya ben ne olduğunu anlamadım ya. Netice yok. Ha, bu adamın bir taraf. Abi şimdi çok güzel bir şey söyledin. Aklına geldi. Şimdi tasavvurda fikirlerin dengesizliği, karışıklığı, düzensizliğini ancak ona bir noktayı istinat vererek, yani eline tahakkulün üstü tasdik mertebesinde bir yere bağlarsan düşünce bir sistematik üzerinde devam ediyor. Aynen. Yani o adam nesi bozuk? Tahayyülü çalışıyor. Tasavvuru çalışıyor. Aşağıdan yukarı gidin. Tahakkulü de çalışıyor. Tarafsız. Allah o evi çevirip şey yapıyor. Şeytan akılsız mıydı? Değil. Var. Zeki adam. İlimli adam. Nesi yok? Tasdiki yok. İlginç bir şey de gözüküyor abi. Evet. Üstad bu dikkat ederseniz tahakkulün üstündekilerin hepsinde tasdikten iltizam, izandan imtisaldan şeklinde söylüyor. Yani ondan çıkan bir hale şeklinde mi? Yani ortaya vücudi bir şey çıkıyor. Öbürkülerde de söylüyor. Dikkat edin. Takulde. Takulden demiyor. Bir şey Allah çıkmıyor. Allah ademi Allah yani. Allah. Hani bizim dediğimiz burası kaygan bölge dediğimiz yer var ya. Bir şey çıkmıyor. Evet. Takulde bir taraf. Takulden bir taraf değil. Takulden bir şey çıkmıyor. Takulde bir taraf var. Bir şey çıkmıyor. Karışık. Devam edin öbürküsünde. Tasavvurda bir behre. Tasavvurdan bir behre değil. Tahayyülde safsata. Tahayyülden safsata değil. Yani bu üçü şey değil. Yani vücudi bir şey çıkmıyor. Ortada ademi duruyor. Bizim de tarif ettiğimiz şey destekliyor. Tarif etti mi? Biz ne diyorduk? Tahayyül, tasavvur, tahakkuldeki kısım zaten bizim de hani... Tasdikte var. Şunu silelim şöyle. Şunu silelim de yapalım. Tasdikte başlıyor yani. Ha, tahakkul de dahil, ortalıkta bir şey çıktığı yok yani. Ondan sonra danlar başlıyor, çıkan halde. Dur. Yaşamamış gibi. Sonra tasavvuk. Sonra bir halde daha. Allah razı olsun Osman abi. Güzel oldu. Çok güzel. Yanında oturuyor, sileydi. senden geçmiştim. İki köfte gömleyiz. Bak şimdi ben çizeyim, öyle mi diye tasdik ettireyim. Osman gel abi. O yuvarlama böyle şöyle yapayım olur. Harika. Gel abi.
ne olacak abi? Harita çizim. Şöyle mi? Ben sana veya orada. Şöyle mi? Bak. Şu. Tamam. Şuradan alayım. Zaten oradakiler aslında. Ha oraya kadar. Hepsinde. Şu abi. O üçü. He? Evet, aynen. He. Onlar ne şekilde dan çıkan alet şeklinde? Şuradan. Dan. Dan. Ne? Burada da ekiyle beraber ha, yani tal- çıkan yok. Yani çıkan olmadığını gösteriyorum. Onda, taakkulde bir yok. Taraf. Çıkan yok aslında. Çıkan yok. Ademi bir durum var aslında. Allah razı olsun. Ademi. Netice çıkaramıyor yani. Netice lütfen. Değil aslında oradaki lütfen. İfadeler. Lütfen. Neticesizlik ifadesi. Çıkan yok. Bir cihette bağımsızlığı lütfen. Şey aldığını bilmez. Yani tabi ona da gidiyoruz. Biz diyorduk zaten. Çıkan yok. Çıkan yok. Sen olacaksın. Ha? Onlar da sen olacaksın. Evet. Akan kimisi gibi. Bu üçünden oradan bir şey olur mu? Ben tatlı olmuyorum. Evet. Kendinizi nasıl halledin? Çıkan bir de. Çıkanlar abi. Yaşadı. Evet. Yaşamış sayılmıyor. Ya bu sefer. Yani salabetten. İtikattan sarıl. Çok güzel. Yani patalaş yapıyor buralar. Daha tabii aşağısında Adem'e çalışıyor. Adem'e çekiyor işte. Tasavvuf bir taraf oluyor. Bir behre sistemden bir şey çıkmıyor. Ahkam olmuyor. Ara boşluk. Yani ahkam olmuyor değil mi? Ahkam olmuyor o zaman. Abi şöyle düşünsek. Ben bir kolaylaştırmak için. Ara boşluk. Kendi verdiğim örnekle birleştireceğim. Mesela tahayyülü safsatadan kurtarmak için ne yapmak lazım? Bir üst bilim çalıştıracağız. Tasdikli olman lazım. Evet. Yukarı doğru. Çünkü tasavvur da yetmeyecek. Tasavvur da bir behreden, yani habersiz, dağınık, düzensiz, karışık düşüncelerden kurtarmak için tasdiye bağlaman lazım. Taakkülü de tarafsız olmaktan çıkarıp hakikat nezdinde veya tasdik ettiğin netice nezdinde hareket ettirmek için yine bir yere bağlaman lazım abi. Bunlar her halükarda yukarıdaki dört meratibe yani haletlere mecburlar kendi istikametlerini çalışmak için. Evet. Yoksa giremezler, sisteme giremezler. Herhangi birine müdahil olmasın. Şöyle yapayım da. Ali dedi ki, şunları istikamete getirmek için şunlar aktif olması lazım. Yoksa adam sabahtan geldi eve, kadın oturdu televizyonun karşısına. Sabahtan beri sanki gavurun ömrünü harcar gibi. Ramazan'da var ya ne yapıyorsun? Zaman harcıyor. Zaman öldürüyor. Zaman öldürüyor. Öldürüyorum diyor. Doğru söylüyor. Öldürüyor. Sanki gavurun zamanını öldürüyor. Şimdi ne yapıyor? Bir behre. Yani safsatalarla kim boşanmış, kimle evlenmiş? Kim ne yapmış? Sen ne yapıyorsun var mı? Kalksan da kaza namazını kılsan ama nasıl kalkacak? Safsata, safsatalarla meşgul. Vücuda çıkmamış, olmuş kendisi safsata. Saf, saf, bak, saf, saf, aynı. Yani kopmuş. Bir behre, yani haberi yok yani. Abi düşüncesinde istikamet yok. Şimdi bu tarafta bir kaynak etrafında şey üretmediği için ama üretiyor dinsizlikler diyelim. O da ilim değil. Yani o ilim değil. Ne doğru? Küfre, taassup, iltizam. Yani şimdi böyle bu da güzel oldu. Evet, bu da güzel. Osman'ın. Peki, devam edelim daha biz ne yaptığımızı görelim. Taassup iltizamdan çıkıyor. Şiddet arzu taassubu doğurur.
bu çıkanları bilince neyin ne kadar galip çıktığını, çalıştığını anlarsın. Adamın İslam'a taassubu yoksa iltizamı devre dışı olduğunu gösteriyor. Bu alametlerle nereyi nasıl tamir edeceğimizi anlıyoruz. Bize hakimiyet kazandırıyor bunu bilmek. Yani kendimize hakim oluyor. Yani en büyük dert. Yani bakın dikkat edin. Ömrüm billah sabahtan beri hep bir şey çalışıyoruz. Bir şey etrafında ne yapıyoruz kendimizde? Kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Neyle çalışıyoruz? Kendinle. Şu sistemi farkında mısınız? Allah nasıl bir sistem yapmış? Ben tanımaya çalışıyorum. Kimin? Benim. Beni. Benimle beni tanımaya çalışıyorum. Ha, kalemi değil. Çok ilginçtir. Kaleme kendim için bakıyorum. Ve bununla ben içime giriyorum. Hariçte içeriye giriyorsun. Aslında hariçi tanımak diye bir şey yok. Her şey aslında seni tanımak için. Hep seni tanımak için. Bizde tam tersi. Mesela diyor ya, kayalar kemiklerden, topraklar kemiklerden, sular işte damarlardan. Bu maddi taraf. Maddi taraf, enfüs tarafı daha acayip. Daha acayip. Demek ki bu kainattaki bütün ana maksat, ana insan kendisini tanıması ve Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp ibadet etmesi için yaratılmış. Her şey seni ayan etmek için. O dağın tepesinde iki taş arasında çıkan ot senin gizli bir hissiyatınla haber veriyor. İki duygu arasındaki bir hissiyat. Çiçek. Peki devam edelim. Bugün bitirmek istiyorum. Olur mu? Ezan okundu mu? Yok. Okunmak üzere. Sen Elazığ'dan geldin. Onun için okunmak üzere. Bir defa. 6-7 dakika. O zaman bitirebiliriz inşallah. Şöyle yapalım. Şimdi 176 mıydı? Peki. 177'yi de geçiyoruz. İltizamı bitirdik. 178. Çünkü o mektubat 34'ü işledik tamam mı artık? Mektubat girmeyelim çünkü soru çıkıyor. Mektubat 425. Gördünüz mü? Evet. Veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler. Bunun izahı 178, 425. Buna gerek duymadık izahı. Almadık. Tamam. Peki. Onu da geçiyoruz. 459. Bu da alınmamış. İzenle çalışmam. Lemalar 22. Evet. Ha. Şualar var bu arada. Lemalar. Yok, alınmış mı acaba? Yok, geçeceğiz. Lemalar 22. Tamam, lemalar 22. Gördünüz mü? Evet, tam bir sonunda. Evet, Ali Beyt'in efradı ise itikat ve iman hususunda sahiplerine çok ileri olmasa da yine teslim ve tarafkirlikte çok ileridirler. Çünkü fıtraten nesten ve cibiliyeten taraftardırlar. Başkası ise kuvvetli bir burhan ile sonra iltizam eder. Şimdi burada çalışmalarımız 179'da var ama çıkarımlarımız şu 191'de. Fıtratların muktezasına mecra vermek, yol göstermek, önünü açmak, fıtratların kendilerini ortaya koymak şiddetli meyli var. Bu ilimle değil, fıtratın üstünü açmaktır. Karşılıklarını göstererek uyandırmaktır. Çok tuhaf. Kim ne anladıysa. Tasdikteki iltizam ilimle kazanılandır ki, yani bakın, ilimi putlaştırıyoruz. İlim neredeydi? Tasdikte ilim. İlim nedir?
Subutu sıfattandır. Sen, basar, ilim, kudret, hayat, kelam. Değil mi? Sen, basar. Şimdi buradaki ilim, buradaki bilgi, şu. Şu ilim, kıbleye koyan, bunlardır. Hazreti Ali, ilim dördüncü sırada. Yani dördüncü sıra. Peki onun üstünde ne var? İzan var. Osman var vesaire var. Tamam mı? Ömer. Üç tane makam var. Üç tane. Ebu Bekir desek. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Hazreti Osman. Hazreti Ali. Uyuyor. Kıbleye koysak. Şimdi bu ilim. Ben demiştim zaten. Haa. Sadece gelebiliyoruz Ömer Tepe. Kafa ne zaman söyledi? İlim, ilim bak, sebep ve sonuç bütünlüğünü. Hani diyelim ki elma ile elma ağacı. Bir kainat sistemi bilmek. Eylem değildir. Eylemin kendisi değil. Mesela bu bilmekle, çok konuştuk bunu, ilimle dalalete giden çoktur. Mesela. Yani ilimle hidayeti bulmak azdır. Beşte dördü gitmiş çukura insanı, beşte biri. Ve adam da demiş zaten, Kur'an'da da söylüyor. İnama bu tutuyor, Allah ilmi. Yani ben ilmimle yaptım diyor. Tamam mı? Doğru. İlim. Ama bu bizim bildiğimiz, bu ilim değil tabii. Bilgi vesaire. Yani olsa bile ilim, ilimdir. Fakat ilim kendi başına yaramıyor. Onun bir elini tutması lazım. Şuradan bir tanesi böyle çekecek. Yetmiyor, bir tanesi böyle çekecek. O zaman ortadan böyle götürecek birisi. İfrat tefritten kurtulması için bunlar lazım. Bu tefritten, bu da ifrattan kurtaracak. O iltizam da kendinde karşılığını görüyor. Görecek. Fıtratında. Tamam. Şimdi devam edelim şimdi burada. Çok ilginç bir şey vardı burada. Kaçırmanızı istemiyorum. Dendi ki, neredeydi? 191. Bak, fıtratların muktezasına mecra vermek, yol göstermek, önünü açmak, fıtratların, yani mesela beka istiyorum, şimdi dinleyin, beka istiyorum, evet istiyorum, fıtratların kendilerini ortaya koymak şiddetli meyli var fıtratta. Göz aç, görmek ister. Kulak işitmek ister. Fıtrat kendisini ortaya koymak istiyor. İstiyor. Bu ilimle değildir. Gözümü açmak istiyor. Göz görmek istiyor. Yani görmem lazımdır diye bendeki meylimden değil, bunun iktizasıdır. Beka bizde çıkarsa bir fiile ister istemez hadi gibi çıkıyor ortaya işte. Bulmak istiyor yolunu. Yani ilimle çıkartmıyorsun bunu. Nereye geleceğiz o? Yani fıtratın gereği. Ha, fıtratın üstünü açmaktır. Karşılıklarını göstererek uyandırmaktır. Şimdi o göze verdiğiniz örnek şuna benziyor. Yani tahayyül, tasavvur, tahakkülü aktif. Yani malzeme ister istemez geliyor. Sonra bunu ilme dönüştürüp yukarı doğru devam ettirmek. Yani bizim bildiğimiz şekilde. Yani sizin dediğiniz şekilde daha doğrusu. Gözün gördüğünü tasdik ederek, izah ederek, yani yukarıda sürdürerek sistemi devam edecek. Yani bilgi malumat dışarıdan devamlı geliyor. Siz de onu demek istemediniz mi? Şimdi onu duramıyorsunuz zaten. O yüzden değil yani. Mesela diyelim ki, göz lazım, göz bakmak içindir diye bebek bakmamış. Göz görmek için olduğunu da bilmiyor. Ama çocuk seyrediyor. Fıtratın iktizasını yaşıyor. Şimdi diyoruz ki bak, fıtratların kendini ortaya koymak şiddetli meyli var. İlim değil bu. Bu ilimle değil, fıtratın üstünü açmaktır, karşılıklarını görerek uyandırmaktır. Tasdikteki iltizam, ilimle kazanılandır ki daha çok karşılıklarını göstererek. Yani mesela şuradaki ilim, şuradaki iltizam karşılıklarını da görecek yani. Diyelim ki karanlık denmesi için aydınlık, aydınlık denmesi için karanlık lazım. Burada karşılıklarıyla, karşılıklarıyla beraber ilim var. Tamam. Ve gözümü açmam gerekiyor. Ama bu iltizam ise fıtratın kendi doğasıdır.
Yani biraz da devam edeyim şöyle. Çizeceğim bunu. Tasdikteki iltizam ilimle kazanılandır ki daha çok karşıtlarını göstererek, yani karanlık aydınlık, batıl hak gibi timal, hep çizeceğim şimdi, bu yazmadan gözükmez. Timaldaki iltizam ise karşılıkları ile bil kuvve hakikatını bil fiil ağaç yapmak, misal göz çiçek, cesaret cihat, fıtrat İslamiyet. İlimle, marifetle, gayretle kazanılan iltizam fıtratların üstünü açmak, fıtratlarını hedef göstermek, karşılıklarıyla inşa etmek, yani fıtratında kalıp fıtratını yaşamaktır dimağdaki iltizam. Yazıyorum. Çok ilginç. Herhalde bu acayip bize şey malzeme yapacak. Şurada yazıyor. Birinde açamıyorsun o ilimle. Öyle mi demek? Yok, bir açayım bakalım. Şöyle yapayım. Sen nerede? Mali Mehtap dahil etti değil mi Hasan abi? Mali Mali Mehtap saydınız. Evet, evet. Doğru, aynen öyle. Bak şimdi. Tasdikteki iltizam. Abi onlara şöyle desek olur mu? Şeyden i̇ltizam mertebesi, iltizam haleti. İlimde mi kalmış? He. Çamam işte. Olur, o da olur. Ama çarparım yine koy. Olur mu ya? Fıtratı bozuk yani. O da mı? Değil. Çekin arası gördüm. Biraz dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Tamam. Bunu emineceğiz. Siksek. Bunu silmeyeyim. Kesiyorum. Tamam. Şurayı. Tamam olsun. Şurayı yazalım. Şurayı yazalım. Boşluk biraz. Tasdikteki ilimle açsaydı şeytan açardı abi. Açamamış yani fıtratını. Nasıl? Tasdikteki ilimle açabilse şeytan açardı o şeyi. Evet, açamamış yani. Açamamış, doğru. Tasdikleri iltizam. Şuraya... İbadet de vardı değil mi onda? Doğru değil mi? Fıtrat bozuk. Fıtrat bozuk. Zaten Cibri ve Nesebi'yi ikinci, üçüncü plana koyuyor abi. Bak. Şimdi bunu ayırdık sayfayı. Çekeceğim. Tamam. Çekeceğim ayağı bir dur. Çizgi yamuk oldu Hasan abi. Çizgi aşağı doğru oldu, o yazı şey yapar. Peki. Benim bildiğim Hasan abi. Tamam. İyi yakaladınız Hasan abi. Hepsi boynuz oldu bunların. Oldu mu biraz? Tamam. Teknik resim dersini almışız ama gafur yardım etmiyor. İlimle kazanılandır ki ki daha çok karşıtlarını karşıtlarını göstererek yani karanlık aydınlık batılak ne demek abi, karanlık aydınlık batılak böyle sadece mi değil zıt, değil zıt. Karşıt. Yani onu ortaya koyan şey. Mesela bir, yani biraz realde. Hani mesela bir şey, öyle aydınlığı var eden. Hayattan bir şey. Ona geleceğiz yani. Evet. Abi bir örnek versen.
Semer abi. Şimdi tasdikte bir şeye budur demek mi yoksa bu değil demek bir camidir? Arkadaşlar düşünsünler. Budur demek mi? Bu değil demek mi? Piste var abi. Bu değil demek camidir değil mi? O zaman üstteki itikat sistemindeki iltizam bu değil sistemiyle hareket eder. Aşağıdaki iltizam budur der. Değil olanları da hesaba katmaz. Aşağıdakinde muhakeme eksiktir. Nakıs. Eksiktir ya, nakıstır. Diyebiliriz aşağıdaki iltizamda, hani ilim olanda. Yukarıdakinde muhakeme çok bir kul hakikatinin. Yukarıdaki iltizamda muhakeme çok yok gibi. Daha cami de şey yani, bu budur. Bir film açılmış. Nereden, niye muhakeme dedi? Şeytanın muhakemesi yok ya. Şeytan kendi batıl fikrini ilim kabul edip onu tasdik edip veya ettirip dalalete sürükler. Muhakeme edilmesi için ikinci bir bilginin olması gerekir. İkinci seçeneği. Bu fon müziği oluyor. Birbiriyle. Hasan abi fon müziğiyle yarışıyor. Ne dedin Gafur abi? Ali konuşuyor ya bir taraftan abi, bu fon müziği gibi oluyor böyle. Siz yazarken. Hiç duyulmuyor ama arkada hoş gelen bir ses böyle, güzel ama. Muhatapları var abi. O ikincisi ki... Kendi bir şey. Vahiy o ikinci bir elde itibar. Evet, senin için emri itibar. Şimdi bunu bir görün, ondan sonra şey yapalım. Tasdikteki iltizam ilimle kazanılandır. İlimle ki daha çok bu fıtraten üstünü açmak değil. Tamam mı? Ona sahiplenmeyi getiriyor. İlim oluyor. Mesela karanlık. Karanlık aydınlıkla vardır. Mesela kaldırırsanız zıtları meratip de olmaz. Meratiplerin anlaşılması ilimle. Tasdikteki İlim. Mesela karanlığın müdahalesiyle aydının derecesi çıkıyor. Batıl, hak. Şimdi batılı kaldırırsanız hak denen bir şey yoktur. Mutlak olur. Şimdi dimandaki iltizam ise şu. Bir kuvve hakikatin bir fiil ağaç yapmaktır. Mesela bu karşıtlarıydı. Karanlık aydınlık. İman küfür gibi. Mesela 176'da küfür imana hizmet eder diyor. İman küfür hizmet ediyor demiyor. Küfür imana hizmet eder diyor. İşaret-i Cas'ta, tamam mı? Dimağdaki bak bu karşılıkları. Bu karşılıkları. Bu karşılıkları mesela göz, çiçek, cesaret, İslamiyet, fıtrat, İslamiyet. İslamiyet yasamazsa fıtratını bozar. Cihat yoksa cesareti. Abi ben bu burayı okuduktan sonra söylemiştim. Biri tezahür diye. Yani tasdikteki ilkizamdan bakarak gösteriyor ya ilimle. Hı hı. Bu esmayı görmeyi sağlıyor size. Bu tecelli. Evet. Öbürü sizde olanın üstüne zahir, açıyor. Zahir, tezahür. O da tezahür. Zahir olmak. Yani celal, cemal. Biraz farklı oldu şimdi. Bayağı şey yaptı. Abi şey, yorgun musun? Yok,
Şeyinkine, yani bu gafurun dediğinden mi farklı oldu, bunu yazınca mı farklı oldu, hangisinden farklı? Yok yok yok, onu bu hale getirdi o şimdi. Ha yani o, hani tasdik ettiniz yani. Yani tezahür bu. Hangisi diye? Mesela şöyle, çekirdek tezahürü de ağaç oldu. Hı-hı. Nedir o? Kazanılan bir şey değildir o ağaç. Fıtratını dışarıda ifade etti. Hı-hı. Bu ise kazanılanlarla elde edilen iltizam, bu fıtratını gereği olan bir iltizam. Mesela bizde aşk-ı beka ahirete aşıktır. İlimle kazanılıp da bir şey değildir o. Fıtratın iktizarı. Herkes uyanık vicdanını dinlerse diyor, o sesi duyar. Şey gibi de oldu, o altastikteki iltizam bu dediğinizde bir ürün çıkartmıyor. Ürün çıkartan iltizam. Şu mu? Aha. Ürün çıkartmıyor yani aşağıdaki iltizam. Şu mu çıkartmıyor? Aha. Ha çıkartmıyor. Yani şey de diyebiliriz, bu burada denmez ama belki denilir mi bilmiyorum. Burada sanki nisbi, bu itibari. Denmez ama. Şöyle yani... Öyle dedik zaten. Dedik değil mi? Tabii emri nisbimizi oluşturuyor, itibarımızı oluşturuyor dedik. Tamam. Çok dedik. Güzel çünkü. Bak burada da teyit etti bak. Gayri ihtiyar unuttur. Gayri teyit etti. Niçin? Buradaki yani bu itizam ilimdir. İlimle kazanılan bir, gayretle vesaire kazanılan bir iltizam var. Kazanımlarla oluşan bir iltizam var. Kazanımlarla. Yani şu. Asım abi, sanki bu birinci iltizam da ne dildir nedir de, ikincisinde benim açılımım yani benim yani o göz deyince gözümün açılımı. Ya bu anlaşıldı herhalde değil mi? Bak, bu karşılıklarıdır. Bu karşıtlarıyla ortaya çıkar. İlim karşıtlarıyla vardır. Evet, karşılıkları. Ona karşılık yazın. Abi. Yazalım ki. Yani, evet. Gibi karşılıkları. İlim karşıtlarıyla vardır. Doğru mu bu cümle abi? Karşıtlarıyla vardır. Karşılıklarıyla vardır. Oturuyor ya, iyi oluyor yani öldükçe. Oturuyor değil mi? Yani buna nisbi diyebiliriz. Farklı farklı yerden de bakıldıkça daha güzel oturuyor. Evet, evet. Aynı şey konuşsam tamam diyorsa ama... Olmuyor, bir yerde fışkırıyor. Farklı mehazdan da gelince oturup daha... Ve başka bir yerde bir şey gördüğümüzde hemen sarsılıyoruz. Ama şimdi farklı farklı şeylerle oturmuşsa, farklılıklar onu daha sağlamlaştırıyor. Yani mesela başka ne demiştik? Dediğimizi toparlayalım. Bu karşıtlarıyla, zaten ilim odur. İlim Gazali ne diyor biliyor musunuz? İlim. Gazali diyor ki ilim bilinmeyenden başlar. Bir bilgi var ama bilmediğimdir. Bak ilim bilinmeyenden başlar. Ne demek o? Bir ilmim var benim. İlmin temelidir. Nedir o? Bilmiyorum. Ama biliyorum deyince üzerindeki bütün bina yok olur. Çünkü bilmen gereken başka bir şey kalmadı ki öğrenesin. Biliyorum. Dışarıda bir şey var mı? Hiçbir şey kalmadı. Ve terakki bitti. Bilmiyorum da başlıyor. Neyi bilmiyorsun? O bilmediğin bir şey var. Bilgisayar kullanmayı bilmiyorsun. O ayrı bir şey bilgisayar. Bilmediğini bilmek, bilgisayarı bilmemek değildir. Güzel bir şeydi ama bir daha söyleyemezsin. Bilmediğini bilmek, bilgisayarı bilmemek değil. Mesela öyle bir bilgim var ki, bilmediğimi biliyor. Bilmem gerekenden çok üstündür. Mesela adam Allah'ı biliyor, enaniyetinde kullanıyor. Adam bilmiyorum diyor, mutuvazi. Mesela ben bilgisayar kullanmayı bilmiyorum. Ne bilmiyorum? Onun ilmi yok. Ama ben de bilgisayar dışında bilmediğimi biliyor. Ben biliyorum. Esas ne? Bilgi belki o şu aşama. Esas bilgi bu aşama değil. Temeli bu. Temel o. Mesela ben niçin
ats, fark, şefkat, tefekkür bizde temel olmuş doğruculukta. Bunlar temeldir. Binanın dört ayağı gibidir. Bilmiyor. Kusurunu bilmek. Kusurunu derifte etmek ki babamız öyle yaptı. Adem babamız. Kusuru derifte etti. Peygamberliğe devam etti. Peygamber oldu. Cennette peygamber değildi. Bilmediğini bildiği zaman peygamber oldu. Bundayız. Ona da lazım. Bilmediğini bildi. Peygamber oldu. Sen de bilirsen, ben de bilirsek peygamberin varisi oluyoruz. Cennette çünkü Adem Aleyhisselam peygamber değildi. Ben peygamber değildi. Peki kusuru derifte etti. Ya Rabbi ben kusur işledim. Ben hata yaptım. Özür dilerim diye şualarda şöyle geçiyor. Kusuru derifte etti. Peygamber oldu. Kusuru derifte etmedi. Şeytan oldu. Beni sen azdırdın dedi. Kur'an'ın ifadesiyle. Tamam mı? Adem Aleyhisselam Kur'an lisanıyla nefsime zulmettim dedi. Üzerine aldı. Derüfte etti. Şeytan derüfte etmedi. Suçu Allah'a verdi. Derüfte etmek, peygamber olmak veya peygamberin varisi olmak. Peygamberlik mesleği. Peygamberlik mesleği. Kusuru derüfte etmek. Allah. Peygamber mesleği. Cennetten acaba bir tane mi çıkartılmış oldu o zaman? O da sendin. Evet. Evet abi. Çünkü cennetten çıkman gerekiyordu. Sen buna layıktın. Cennette olduğunu bilmeyecektin ki. Niçin bilmeyecektin? Sende karşıtları yoktu. Cennet olduğunu bilmen için alim-i mehleke deniliyor dünyaya. Alim-i mehleke. Yani hakla batıl, doğruyla yanlış, soğuk ve sıcağın karma olduğu bir yer lazım. Aslında şey demek gibi oldu. Cennetten çıkması demek, çekirdeğin patlaması demek, çekirdekten çık demek. Evet, çık, çekirdekten çık demek. Aynen, aynen, aynen. Çünkü çekirdeğin içinde bulunan çiçeğin yaprağı nerede olduğunu bilmiyordu. Yaprak olunca vay be güneş de varmış dedi. Çekirdekteki yaprak, çekirdekteki yaprak güneşi bilebilir mi? Havayı bilebilir mi? Bir yerde olmaz. Hayır. Yani kendi mesela yaprak, çiçek, dal, budak biliyordu. Hadi şuurlu kabul edelim. Çekirdeğin içindeki yaprak şuurlu. Meyveyi bilir arkadaşım. Dalı budağı bilir, kökü bilir. Ama bunları inşa eden güneşi bilmezlerdi. Çekirdekteki yaprak güneşi bilemezlerdi. Dünyaya geldiler. Bu sefer hem kendi bil kuvveyi bil fiil ama bil fiil de bilmiyorlardı. Kabul etsek gene, şuurlu kabul ediyoruz yaprak. Ya semaya bakıyor, vay be! Güneşe bak, çekirdeğin içinde güneş yok ki. Çünkü güneş çekirdek sistemin dışında bir şey. Dışında bir şey. Çekirdeğin dışındadır hava. Dışındadır toprak. Dışındadır güneş. Peki yaprak, bir kuvve, bir fiil. Aynı diyelim. Çekirdek yapısıyla ağaç yapısı. Aynı olsa bile güneşi bilmeyeceklerdi. Hakikatıyla muttali oldu yani. Evet. Hakikatıyla muttali oldu. Şimdi cennette de Adem Aleyhisselam'a içecek. İnsan da bir çekirdeğe benzer diyor. 23. sözde. Adem Aleyhisselam da bir çekirdekti. Biz de bir çekirdeğiz. Tamam mı? Bizim bir cennet-i dünyamız var diyor ya Üstad. Yani alıştığımız dünyadan çıkmak istemiyoruz. Hep böyle kendimize inşa eden yeniliğe hep karşı çıkmışız. Acayip bir şey. Abi benim telefonum bir şey söylemek istiyor. İki dakika müsaade eder misiniz? Tabii. İki dakika. Şimdi 2015 Gafur abi diye göstermiş, göndermişti. Sorduğum soruydu. Bir ses kaydı göndermişim Harun'a. Müsaade edersiniz. Evet. Allah'ım ya Rabbim, Adem Aleyhisselam şeytanın aldatmasıyla birlikte o yasak meyveyi yiyor ve cennetten ihraç ediliyor. Yani çekirdek bir şekilde, yani Nur-u Muhammed'i bir şekilde kainat olarak açılabilmesi için, çekirdeğin patlayabilmesi için
Şeytanın aldatması işte bu idi ya Harun'um ya. Subhanallah. Adem Aleyhisselam olarak, Adem Aleyhisselam'ın açılması Nur Muhammed'in kainatı ilk dönüşme anı. Şimdi şeytan Adem'i ya. Adem'i alemlerin mümessili. Çünkü şeytan cehenneme çalışıyor. Cehennemde taş öğren şirket, taş öğren şirket Adem alemlerine çalışıyor. Şeyler de insan da yeknesak bir hayat Adem'e gidiyor. Adem'e çalışıyor direkt. Cehenneme bile gitmese direkt ne diyeceğim? Seni Adem'den kurtarıp vücuda tutan mehlekelerdir, hastalıklar, musibetlerdir. Nimetler değil. Nimetler uçuruyor. Nimetler uçuruyor. Aha, ömrün uçuruyor. O yaşadığımızın farkında değiliz. Yaşadığını farkına getiren, farkındalık yapan, hürriyeti gösteren hapistir. Zenginliği gösteren fakirliktir. Sihati gösteren hastalıktır. Kaldırın hastalığı, sihat Adem'e gider. Ama Adem değildir, Adem'dir. Onun için vücut ne kadar nimetse Adem belki ondan daha büyük nimettir. Misal, hayat ne kadar büyük nimetse mevt ondan daha büyük nimettir. Çünkü hayat buraya doğmaktır, mevtle bekaya doğmaktır. Abi öyle anladın mı? Abi mevt. Onu anladım. Ama şunu söylemek istiyorum. Öyle yani öyle makamlar vardır ki elmayı yemeden lezzetini alabilirler mi abi? Evet. Elma şart değil. Elmayı zaten önceden tanımlamış. Ama elmayı hiç yemeden, hiç yememiş. Beyindeki lezzet merkezlerini uyandır, bir şey uyanır ama elma diyemez. Ha, işte bunun için tecrübe şart. O lezzet var. Ama o lezzete elma denmesi için elma lazım. Bu elmadır. Onun için kendi başına bir şeyler yaparsın, olmadı, bunu yap, şunu yap, böyle gitme, birisi seni onaylaması gerekiyor. Onun için maylaz. Şuraya devam ediyorum. Diyor ki, ilimle, şunla, ilimle, marifetle, gayretle kazanılan iltizam, fıtratların üstünü açmak, fıtratlarına hedef göstermek, karşılıklarıyla inşa etmek, yani fıtratında kalıp fıtratını yaşamaktır iltizam. Yani bu fıtratını yaşamaktır. Ha şu. Şöyle yapayım ben bunu. O şöyle çıkışı diye göstereyim. Evet, bir soru, kısa bir sorum olacak. Bizim tasdikteki iltizamın karşılığına ilimle kazanılandır dedik. Limadaki iltizamı neyle kazanırız? Fıtratını yaşayarak. Fıtrat asliyedir. O zaman şu yine şeye dönüyorum ben. İzan ve imtisali ayet mevcudat ayeti ve vahiy noktasında kullanarak fıtratına dönüştürebilirsin. Bütün hayatını. Çünkü insan Araf'ta bırakılmış mevcudata da müptela. Kendisini istikamete ve dengeye getirmesi için ayete muhatap olup vahiyin ışığında imtisal etmesi gerekir. İzan etmesi gerekir. Şimdi cennette arayanlar cennete gidecektir. Cenneti gaye dinlenenler cehennemden endişe edeceklerdir. Araf bir yer vardır. Araf ne deniliyor? Cennetle cennet arasında bir alem. Darüsselam. Darul Celal. Darul Celal. Celal. Darüsselam. Adem Aleyhisselam çıkartıldığı yer. Selam. Abi ilk mertebe değil mi? Darul Celal ilk mertebe. Cennetin ilk mertebesinin adı neydi? Şimdi neyse. İkisine baktıran bir yer. İkisini gösteren bir yer. İki yeri de anlamlandıran bir makam. Araf dünyada olmaz. Öyle diyecek. İkisini de anlamlandıran bir alem. Yani oraya çıktıkları zaman cennet eli oraya çıkartılacak.
cehennem ehli oradan gösterilecek. Oraya cehennemde çıkartmıyor. İkisini de görebilen yer. İkisini de görülen, ikisini. Mesela cehennet ehli cehenneme bakacak, aman Arap, ya Rabbi. Arafat'tayız o zaman. Ondan sonra Allah. Arafat'tayız biz artık. Biz nerede cennette böyle gene adetullah işliyor ki yer yer cenneti, gene cenneti tanımlayan, dünyayı dağıtılan Arafat çıkartacaklar cennete ile. Cehenneme bakıp cennete koşacaklarmış, nazar edeceklermiş bakıp. Cehennem ehli, onu mu kaçırdık? Vay başımıza gel. Olacak ki, usta diyor ki, cennet olmasa cehennem tazip etmez. O zaman cehennem, orada olmakla beraber seni tazip eden budur. Burada aktif ediyorsun diş cehennemine, derecesini. Cehennem tazip etmesi için sen kıyas ediyorsun da, o zaman tazip ediyor. Bak, cennet olmasa cehennem tazip etmez. Ne? Cennetle kıyas ediyorsun. Kıyas eden sensin. Azabını da sen arttırmaya ona ölçü veriyorsun. Sen kendini azladın yani. Evet. Şimdi 180'i açıyorsunuz. Hızlı gitmek istiyorum ki. Ama ne kadar gitsin? Dur bakayım. 180. Bir bakayım da zorlamayalım diye. Ama az kalmış ya. 181. Bunu da okuduk zaten. 187. Az kaldı. Ama 187 son sayfası. 187 son sayfası. Son sayfa. Peki biraz gidelim hadi. 180 Lemalar 58 miydi? Yok. Lemalar 22 okudum zaten. 180 miydi? Ha, 56, 179'dayız. 179 açıyorsunuz abi. Lemalar 56. Evet. Kinde ne kadar var? Var abi. Tamam. Dua. Yok ona. Dua bir fiil olmasa da bir niyet, bir kast tarafta. Abi dua mı yazıyor, ona mı yazıyor? Ona. Ona bir fiil. Aferin. Ona bir fiil olmasa da bir niyet, bir kas taraftarane ve iltimzamkarane talip olmak herkesin elinden gelir. Ona bir fiil olmasa da bir niyet, bir kas taraftarane ve iltizamkarane talip olmak herkesin elinden gelir. Kastetteki iltizamı anlatıyor gibi oldu. Ve o zaman geçiyoruz şeye. 116. Bunun yani altında yazmışsınız abi. Ha, şey. Hemen. Ama bunu okumuyor musunuz? Okuyorduk ama bunu izah yapmadık kanalda. Yapmışsınız. Yapmışız burada ama. Hülasaya mı bakacaksınız? Burada. Hülasaya bakayım. Neydi bu? 56 değil miydi bu şey limalar? 56'yı niye işlemedik? Aslında limalar 56'yı da o deminki okuduğumuz şeyin içine katmışsınız. Katmışım. Altına yazmışsınız. 56, 58, 116'yı beraber demişsiniz. Tamam. Ha, yapmışız. Bu biraz önce konuştuğumuz, bu da onun. 58'i de okuyorum. Biraz önce konuştuğumuz olsun o da. Bu. 58. Ben bir fiil o muhabbeti etmesem de bir istidam, bir iman, bir niye, bir kabul, bir takdir, bir iştiyak, bir iltizam, bir irade suretinde ediyorum diyecek vakıza. Bu da biraz önce buna bak. Şimdi bunu gene bu çıktı. Şimdi lemalar 116 gene bu çıkacak bu şey. Yani bu üçünü de bir tek değerlendirme. Tek değerlendirme yapmışım. Güzel. Ya insaniyetten tecellüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki, yani kısacası lemalar 56, lemalar 58, lemalar 116'dan hepsinin hulasası böyle bir takdir yapmışız. Öylelikle şu alar 103'e geldik. Şu alar 103'ün sayfası
Şu 103'ü okuyorum metin. 181. İkincisi, kabul Adem'dir. Kalben Adem'ini tasdik etmektir. Bu kısım ise bir hükümdür. Bir itikattır, bir iltizamdır. Hem iltizamı için nefini ispat etmeye mecburdur. Bunun hulasasını 191'e geçiyorsunuz. Herhalde bu bizim şeyimizi, ha yok bir tane. Okuyorum 191. Kazanılan ikinci fıtrat olan fıtrat-ı seniye kazanılan, mesela A, B, C, Ç, D, E, F, K, L, M, L. K önce gelir, L gelir, sonra Nun, değil mi? K, L, M, N. Burada kalsın. Fıtrat-ı Selime öncekidir, aslıdır. Fıtrat-ı L'den sonra Nun geliyor. Kazanılan fıtrat-ı Seniye, ikinci fıtrat. Oradan ezberinize kalsın. Kazanılan ikinci fıtrat olan fıtrat-ı Seniye'deki Nun, Seniye, tasdikteki iltizam, aslı fıtrat-ı Selime olan iltizam. Tamam. Eğer buna paralel giderse buna paralel yaşarsan bu iltizam oluyor. Bu fıtrat-ı Seniye, bu fıtrat-ı Selime. Fıtrat-ı Seniye'mizde fıtrat-ı Selimiye'mizi buluyoruz. Buluyoruz. He. Devam edelim. Aslı fıtrat-ı Selime olan iltizam. Fıtrat-ı Selime olan iltizamda ispata, burhana ihtiyaç duymaz. Burada ki iltizam ispata, delile, hüccete ihtiyaç, burhana ihtiyaç duymaz. Bunda var. O karşılığını görüyor değil mi zaten? Çok ilginç. Evet, güzel bir ayrıç. Evet. Yani bunu yazayım mı? Yazmaya gerek yok karşına. Tam yazılmış çünkü. İhtiyaç duymaz. Böylelikle ayır diyoruz. Başka? Kabulu Adem kalben. Adem'i tasdik etmektir. Demek kabulu Adem'in yeri tasdik. Tasdik ise hükümdür. Tasdik hüküm makamı. Evet. Tasdik hüküm makamı. Evet. Tasdik hüküm makamı. Tamam. Hüküm. Ne şey diyebiliriz Osman sen? Yani? Tasdik hükümdür. Ne demek? Bu kabul Adem. Bak bir daha okuyayım. Tasdik. Bir daha okuyayım. Kabul Adem. Bir de Adem'i kabul var. Adem'i kabul. Evet. İkisi farklı. Buna ne diyordu? Biri tahakkul, biri tasdik mi acaba? Şimdi bak. Zannın şeyleriydi onlar. İfrat ve tefrit. Nasıl ifadeydi? Oradan. Zannın bu, ifrat ve tefrit. Bu tasdik vardı. Mertebesi gibi oluyor. Öbür kitap Allah'a alem ya tahakkul ya tasavvur da filan olur. Evet, bakalım. Şimdi bak. Kabul Adem. Kabul Adem ayrıdır. Adem'i kabul başkadır. Adem'i kabul. A ile başlarsa ya ben bu işte yokum kardeşim. Ya dinim benim işimde yok. Bir tarafı duyuyorum. Bak ben şampiyon. Hepsini çiçeğe dedim. Bak. Ya din mi? Dinle benim işim yok. Dinin böyle. O böyle hobim yok dedi bana. Ne dinsiz ne dindar böyle dinsiz otomatik. Tamam mı? Ama bu Adem'i kabul. K ile başlıyoruz. Kabul Adem ise bir hükümdür. Bir karardır. Bir zıttına gitmektir. Yani Allah'ın yokluğunu kabul ediyor. İspata kalkıyor. Onun için kabul Adem başka bir şeydir. Bu tasdik ediyor. Kabul-ı Adem, kalben Adem'i tasdik etmektir. Demek kabul-ı Adem'in yeri tasdiktir. Öyle diyor zaten, tasdiktir. Tasdik ise hükümdür. Tasdik, hüküm makamıdır. Tasdik. Tamam. Kabul-ı Adem, tasdiktir, hükümdür, itikattır, bir iltizamdır. Kullanıyor, itikadı da kullanıyor. Hepsini kullanıyor abi yani. Evet. Sonra devam ediyor. Hem
Ha? Efendim abi? Bu tasavvuru değil mi abi bunun yeri aslında? İkincisi mi? Kabul adet. Devam edeyim de sonra. Tasdiktir ya. Tadır. Tasdiktir. Hem iltizamı, hangi iltizam bak, iltizamı tasdikteki için nefini ispat etmeye mecburdur. Bu mecburdur. Sistemdeki iltizam değil. Niçin? Orada delil, burhan, ispatı ihtiyaç yok. Tasdikteki iltizam ise delil, burhana ihtiyaç var. Onun için iltizam için nefini ispat etmeye mecburdur. O zaman mecburdur, o zaman kabul adem tasdikteki iltizamdır. Demek ispat tasdikteki iltizamda oluyor. İspat. Yukarıdaki iltizamda ispat yok. Artık orada fıtrat var. İspatı taakkulde, tasdikte ise o ispatı tasdik edip iltizam etmesidir. İş yapayım mı? Yazayım bunu. İspat taakkulde. Tamam abi, yazalım bari. He. Cümle bitireyim şey aşağıda. He. Altındakileri de yazayım. Şuraya yazıyorum. Üşenmiyorum biliyor musunuz? İşinizi severseniz o nispette yorulmazsınız. Adem'i kabul eden hükümsüzlüktür diyor, cehildir diyor. Hangisi olur? Tahakkül mü? Şimdi kabul adem tasdik etmektir, hükümdür. Gidelim. Adem'i kabul mü? Tasavvur. Ya tasavvur ya taakkul da olabilir. İspatı. Hükümsüzlük. Adem'i kabul. Hükümsüzlük. Taakkul bir taraf değil mi? Ha? Taakkul bir taraf değil mi? Aha, bir taraf. Biraz oraya gidiyor değil mi? Ağırlık orada bir taraf. Bir şey oraya da. Aklı sıyıştıramıyorum. Tasavvurdan kalsın abi. Yani. Doğru. Bu itikat demesin diye. Adem'i kabul. Değil mi bu ikincisini? Sonuçta buraya mal oluyor. İtikattır, yani. İltizamdır. Hani o şey itikat değil. Onu kabul etmiş. Şekilde itikat etmiş. Hani iman itikat. Şey olabilir mi? İman olan. Batılda itikat tasdikte başlıyor. İtikatlaşıyor demek. İzam ve iltizam o aralara çok gerek kalmıyor. Yani kalbi mal bir şey yok. Tak. Yok dedi mi, şimdi verdi mi bitiyor. Kapanıyor mevzu. Çalışmıyor böyle. Yani tasdik seviyesinde itikatlaşıyor yani. Verdiği hüküm üzerine yani bizden bir itikat ediyor. Bizden böyle devrimizde bir terakki gerekiyor. Bir itikatlaşmak için. Şimdi bu işin ispatı tahakkudu ne demek abi? Bu tasdikteki var ya bu. Tasdikteki ise o ispatı, ispatı isteniyor ya, kabul adem. Adam dava ediyor. Ha, onu tahakkül mü yazdınız? Kabul ademi, ademi kabul yazdınız. Bir kabul adem. Kabul adem. Ademi tasdikteki. İspatı dediğinizden kastınız ne abi? İspatı, yani ispat var ya, böyle. Tahakkül değil, ispat delil. Hani ispat. Delil, burhan, hüccet buralarda toplanıyor. Ha, burada da kullanıyor. Kullanıyor o akıldaki verileri ve kendince ilim yapıyor. Batıl bir ilim. Batıl bir ilim. Yani buradaki delil, burhan, hüccet dört tane. Delil, burhan, hüccet, ispat. Yok. Delil, burhan, hüccet malzemeler ya. Bunu alıyor. Bu ispatı buraya getiriyor.
Buraya geliyor. Burada o batılı kabul Adem ya. Kabul Adem, adam bunu ispat etmesi lazım. Kendince bir şeyler ispat ediyor. Bu da ilimdir. Ama Adem'e ilim burada oluyor. Bak bu işte yani buraya kadar. Şunu geldi. Tamam. Bak bunu buraya. Buraya gelmedi tabii. Bir şey yok burada. Şimdi kabul Adem ise daha anlaşılacak şimdi bak. Müsbeti de var. Yani mesela şirki kabul Adem yapıyoruz. Hüküm halinde şirk yok yani. Fikir atmakla yetiniyorsun abi. Ben kabul edememiz var. Hüküm desin. Yokluğunu, yokluğunu kabul ediyoruz. Şirk diye bir şey yok ya. Ben tam hüküm vermişim yani. Diyeyim yani. Ne diyeyim başka işte. Başka neyine geliriz. Biz de kabul edememiz. Yokluğunu kabul ediyoruz. Hükmümüz var o kadar. La ilahe. La ilahe diyoruz işte mesela. En temeli değil mi? Nur tarafı diyoruz. La ilahe hakikaten şey oluyor. Öyle başlıyor zaten. Bir hükümdür. Adem'in üstüne geliyor. Evet, Adem'i kabul. Yok, kabul Adem. Biz de fon yaptık, biz yaparız. Bazısı dinlendiriyor, bazısı göçtürüyor. Bir iltizamdır. Abi siz ne zaman gidiyorsunuz Umre'ye? Haftaya buradayız yani inşallah. Ocağın 17'sinde. Fakat ocağın 17'sinde de fakat önceden gitmem lazım. Kafile bizden kalkıyor. Bugün son haftamız mı yani? Herhalde öyle gözüküyor. Haftaya 7'si. Ha, haftaya 7'si. Yani 7'si ama. Giderim o zaman. İnanmışsın. Ama haber veririm yani eğer gitmediğimizi. Şimdi kabul Adem'in, kabul Adem ve Adem'in kabul. A, B, C, Ç'den ezberimizde kalsın. A önce geliyor malum. Yorgun olduğunuz için. A önce geliyor, K sonra geliyor. Evet, doğru abi. Sizin aynanızda kendimi seyrediyorum. Adem'in kabul, ben bu işte yokum. Ne dinden ne dinsiz. Şeytanın 15. sözdekini uygulayışıdır. Diyor ki Allah kelamı deme, beşer kelamı deme, ortadan bak. Usta da diyor ki Allah kelamı olmayan her şey ister ortası olsun, ister beşer kelamı olsun. Allah'ın kelamı değilse o dinsizliktir. Allah'ın kelamı değilse ister beşer kelamı de, isterse tabiat kelamı ne derse de Allah'ın kelamı değilse dinsizliktir. Bu ötekisi ise kabul Adem diyor ki Allah'ın kelamı değil, ortada değil, insan kelamıdır diyor. Bu ke iddia ediyor. Kabul Adem bu. Bu inkarı ispat etmeye kalkıyor. Bu neyi kullanıyor? Taakkuldeki akıldaki delili, burhanı, hücceti kullanıyor. Tamam mı? Bunları kullanıyor. Bunları kullanıyor. Üç tane şeyi, sistemi kullanıyor. Bu malzemeleri, delil, burhan, hücceti buraya taşıyıp kendisinde bir ilim yapıyor. İlim batılda da ilim var. İlmin meratipleri arasında Adem-i vücut ki batıldır. İlim mutlak ve muhit değil, meratiplidir. Meratiplendiri nedir? Aralarındaki ademilerdir. Ademler de inkara yol açan yolsuz yollardır. Yani bakın bir daha. Allah'ın ilmi mutlak ve muhit mi? Evet. Niye meratip yok? Zıttı yok. Bizim niye ilmimiz meratiplidir? Sonsuz olmadığı için meratiplidir. Bizim ilmimizi belirli yerde tutan ve iki ilim arası mesela ABC'yi öğrendik. Sonra ortaokulda başka ilim. Yani ilim meratipleri arasındaki mertebeyi mertebelendiren cehalettir. Cehalet Adem'e çalışıyordu biliyorsunuz. Tamam. Şimdi o derecedir. Buradaki delil, burhan, hücceti burada kabul Adem'e dönüştürüyor tasdikte.
Bu da kabul et. Kabul-u Adem tasdikteki iltizamdır. Çünkü niye? Kalben diyor, Adem'ini tasdik etmektir. Hükümdür. Besleniyor, onun itikadı, o da küfürdür. Bir itikattır. Ama senin itikadın değil o. Bak burayı gösteriyor. Neyi gösteriyor? O da bir inançtır. İnkarcılık da bir imandır. O da bir dindir. Kabul dinsizlik de bir dindir. Abi kabul Adem'i siz sırf menfi olarak mı görüyorsunuz? İfrat olarak mı? Hayır, sadece menfi olarak. Sadece olumsuzlukları mıdır? Zaten yani az önce Adem bu. Ama mesela diyordu ki, mesela az önce öyle bir şey konuştular ya, la ilahe illallah da mesela ondan başka ilah olmadığını. Bizim de kabul Adem'imiz var. Şirk için ben kabul Adem etmişim mesela. Yok. Tabii o hani müsbet şeyini mi diyorsun bunu? Müsbeti de var. Ha tabii. Yani şöyle, mesela sen imana kalabilmen için illallah'tasın. La ilahe'yi kabul Adem'dir o. Ya kabul Adem atmışsın. Tamam. Yok, o zaman şöyle söyleyeyim abi, bir şey söyleyeceğim. Şimdi kabul Adem'in müsbetinin... Ama zaman... ilmi kelam alimleri hiç onun müsbetini kullanmamışlar. Yani. Yok. Biz ancak tefekkürde böyle bir tabir de yok. Tamam, o zaman menfisi varsa bunun ne delili olabilir abi ya? Yoku ispat etmek için sonsuzu göstermek lazım. Yokluğu ispat etmek için varlığı kullanıyor. Bu kadar tuhaf burada. Yani bu zaten... Bak mesela Allah yoktur derken... Allah'ı kabul ediyor. İlk önce Allah yoktur. Allah bir kere iddia ediyor. Ve ispat etmek için elma yarmutu kullanıyor. Anlıyor musun? Evet. Yoku ispat etmek için vara ihtiyaç var. Ama varı ispat etmek için yoka ihtiyaç yoktur. Evet. Yani şey diyor zaten. Doktorum. Lastikten çıkarttığı zaman koymak istiyorsunuz. Doğru mu abi? Öyle demiş zaten, nettir bu. Ben öyle düşünmüyorum. Kabul-ü Adem iltizamdaki bir... Onu hiç düşünme, zorlama çünkü ne biliyor musun? Şöyle söyleyeceğim. Saat Adem'i kabul. Yani Adem'i kabulü... Konuşmuyoruz. Tasdikteki iltizamda. Adem'i kabul. Evet. Adem'i kabul, tasdikteki iltizama uygundur. Yani... Adam tasdik etmiş ve iltizamı da... Yok, Adem'i kabul değil, tasdik yok. Alakasız, lakay. Çünkü Mustafa zaten kendisi söylüyor. Adem'i kabul diyor, bir itikattır. İtikattır diyor işte, itikada kadar çıkarması lazım yani. İtikat işte. Biz de zaten burada söylüyoruz onu, kabul Adem. Ya nasıl iltizamda... Bak, diyor ki kendisi söylüyor. Kabul Adem için. Kabul Adem diyor. Kalben Adem'i tasdik etmektir. Kabul Adem bir hükümdür. Kabul Adem bir itikattır. Kabul Adem bir iltizamdır. Tamam. İltizam. Diyoruz ki o kabul Adem iltizam bu değil. Budur. Ben de odur diye. Doğru. Öyle. Doğru işte. Şualar ölçeceksen abi. Abi sistemdeki iltizamdır diyor. Şualar ölçeceksen abi. Sistemdeki iltizamdır. Yani şunu demek istiyorum. Ha. Aslında hani sistem hep şeyi çıkaracak diye bir kural yok. Bak. İslamiyeti çıkaracak değil. Bir de inkarı da çıkaracak. İnkarı çıkardığı zaman kabul Adem oluyor. Kabul Adem de yine sistemin iltizamından oluyor. Bak. Bak okuyorum. Şualar 103. Tamam. İkincisi kabul Adem'dir. Kalben Adem'ini tasdik etmektir. Kabul Adem'e tasdik kullanıyor. Kalben Adem'ini tasdik etmektir. Kalben bir hüküm ise, bu hüküm ise bir hükümdür, bir itikattır, bir iltizamdır. Hem tasdiki kullandı, Osman hem tasdiki kullandı, hem iltizamı kullandı kabul Adem'de. Hem itikadı da kullandı, onun itikadı. Hem iltizamı için nefini ispat etmeye mecburdur. Yani buna itikad ediyor. Buradakine. Kabul Adem, yani burada ne hiç yapmak istedim ben? İltizamın kabul Adem olduğunu, çünkü fıtratta kabul Adem yoktur ki kabul Adem bu iltizama gelsin. Çünkü fıtratta inkarcılık yoktur.
fıtratta ademi vücutlar yok fıtratımızda. Fıtrat diyoruz. Abi ben şimdi bak. Şimdi demek ki bir dakika. Fıtratta Adem yok. Adem buradadır. Alacağım abi. Söyle. Özür dilerim abi. Evet, sen sıfırla. Yok bitir bitir. Şimdi Gafur'la Harun kendi aralarında konuşuyor. La ilahe illallah var ya. He, Allah'tan başka. Bu bir nevi kabul Adem'dir. Allah'tan başka ilah olmadığını en şart olarak kabul etti zaten. Buradan anladığım benim bu kabul Adem, kabul Adem bir sistemdir. Fikret abi de zannediyorum onu demeye çalışıyor. Bu sistem diyor. Hara da, pardon, hayra da şerre de çalışır. İman sistemi. Bir de şu var, biz Adem'i hep şer, menfi, olumsuz olarak tasavvur edip, öyle hükmedip, öyle olduğunu düşünüyoruz. Aslında Adem her yönüyle şer de değildir. Yani hep şer, zıtlık, talip eden, hep böyle anlıyoruz ya. Mesela biz kabul Adem'i hep bu noktadan baktığımız zaman neticesi de öyle olacak. Ama bir sistem olarak kabul edip, Adem de o zaman başka bir şekilde hep şer olmadığını da kabul etmiş oluyoruz. Bir sistem olarak kabul ettiğimiz zaman la ilahe illallah'taki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu kabulle siz düzelmiş daha anlaşılmış olmuyor mu? Doğru. Şimdi kabul-ü Adem mesela la ilahe illallah demeden la ilahe demeden illallah olmuyor. Vücut yok. İlk önce zaten bir şeyi nefy ediyorsun da sonra var oluyorsun. La ilahe. Putlar yok. Allah'a zıt olacak. Yani Allah ortadan kaldıracak bir şey yok. La ilahe. İlah olacak ne olabilir mesela? Beni yapacak, benden kaliteli bir şey olması lazım. Beraber aklına gidelim işte. Mesela gözümü verecek, kör olmaması lazım. Bu mantık, doğru bir mantık. Tamam. Şimdi bana gözü vereni kör dersen gülersin. Bu işte kabul Adem'dir. Nedir o? Kör yapmamıştır. Menfi. İslamiyet'in menfi meselesi diye geçer 100. sayfada şu anlarda. Kabul Adem'i müsbet kullanabiliriz. Kabul Adem biz yokluğunu, küfrün vücudu yoktur. O delilimiz nedir? Benim gözüm yapan kör değildir. Gibi. Kabul Adem'in müsbeti bu. Biz kabul etmişiz Adem'ini. Küfrün vücudu yoktur. Çünkü küfür ispat etmek için ispat edemez küfrünü. Niçin? İspatta vücudu kullanır. Yoktur derken neyi kullanacak? Elmayı, armutu, doğayı kullanacak. O vardır. Varı yoka nasıl delil yapacaksın? Onun hakkı yok onu kullanmayasın. Tamam, hakkı yok. Çünkü mesela ahiret yoktur. Niçin? Dünya vardır. Bak buna. Ama biz ahiretin varlığı mevcudata muhtaç değiliz. Fıtratta vardır diyoruz ahiretin. Adam ahiret yoktur diyebilmesi için mevcudatı kullanmayacak. Diyecek ki fıtratta da ahiretin isteği yoktur. Ahirete meyil yoktur. Fıtratımızda ahiret yok diyebiliyorsa küfrüne en büyük delili bulur. Öyle bir tanesi çıktı karşıma. Ay öyle dedi işte o. Medresi Yusufiye'de. Aynı öyle dedi. Ama adam sanki biliyormuş gibi, yok dedi ben ahiret istemiyorum dedi, yaz sonra gideyim. Yalan söylüyorsun dedi. Ahireti ebedi istemiyorum. O zaman çıkmak neyi istiyorsun dedi, Medresi Yusufiye'den. Hapiste neyi çıkmak istiyorsun? Burası Adem'in bir vücut. Niye vücuda çıkmak istiyorsun? Hürriyet vücuttur. Hapis Adem'idir. Mahrum olmak Adem'idir. Her şeye ulaşabilmek. Burası mermet yani. Evet, biraz önce bağırıyordun. Niye onu bize satmıyorlar? Bir şey istiyoruz, bir bisküvi, bir hafta beklemen lazım. Hani bu insanlığa yakışmıyor diyen sen değil mi? Bak hayatta uygula, kabul edelim, aynı. Hayatın zaten kendisinde işte konuşuyoruz. La ilahe demeden illallah olmuyor, illallahsız da la ilahe olmuyor. Kabul edelim ama şeyde kullanmamışlar alimler. Bu zaten ilk küfriye dahi iki kısımdır diyor. İtikad küfriye. Evet. Oradan bakıyor. Mesela şu anlarda ben size hem de şeyin cevabı olsun. Çok soruluyor bu. İmanın menfi meselesi diyor.
imanın menfi meselesi, bu kabul-i ademin müspetini kullanabilirsin. Menfi meselesi bu. Mesela Allah'ın şirki yoktur. Yani zıttı yoktur. Bu ispat şey yapmak çünkü yoktur diye. Çünkü dediğin anda delillerin kabul-i ademin müspetidir. Ama adem kullanıldığı için bunu müspette kullanmamışlar. Bunu da bil. Adem yokluk diye yokluğu da şimdi sen müspette kullandınca o zaman tabirler birbirine girer. Hem kabulü tamam. Ona karıştırıyorsunuz. Kabul kelimesi tamam. Ama adem yok. Yoku ispat etmek için sen de varlık kullanırsın. Ama bizim müspet sahamızı ispat etmek için küfrün ademini ispat ediyoruz. Kabul ademe ihtiyacı yoktur zaten. Abi şu tahtanın bir yazılmamış hali adem. Evet. Yazılmış hali vücut. Tamam. Şimdi yazılmış haline bakıp da yazılmayan kısımlara kimse dikkat edip orası ademdir demiyor. Herkes yazıları okuyarak ademin üzerinde varlığı görmüş oluyorlar. Yani çok güzel işte. Yani kimse burada ademi konuşmuyor. Çalışsın. Ha, konuşmadığınız için bu yazıda abi orası bir dakika abi burası boş. Burası boş demediniz. Evet. O zaman kabul ademin müspeti olmuyor. Çünkü müspet olmak bu bir yazıyı bırakıp bununla meşgul olmak. Konuşuyor ama var mı var ama konuşulmaz. Çünkü adı Adem. Ama dediğin gibi boş sayfa Adem'idir. Üzerindeki yazı vücududur. Doğru. Harika. Şimdi bir tane de mi var? Bir tane kaldı. Evet. Bir tane değil, iki tane var. Şey, üç tane. Dört. Evet. Bir. İki, üç tane var. İkinciye ne kadar var? Sıfır abi devreye. İkinciye var. Ezmiş oluruz gidersek böyle. Bir saat 25 dakika. Peki şurada ezmeyelim. Ezmeyelim. Çünkü antika bir şey var. Ezeceğiz bunu. Tamam, ezeceğiz. Az duracağımızı düşündüğümüzü. Peki. O zaman bir gidelim beraber de bir bakalım. 181'e bakayım getirebilecek miyiz? Götürebilirsek gideceğiz. Şu alan 392, sayfa 181'den okuyorum. Diyor ki, Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayat içtimaiyi esasıyla temin eden bir rabıtaları inkar etmekle diye geçiyor. Oradan yani buraya iş yapmayalım çünkü evet, üç tane ama bakın, izaha bakın. Şurada, şurası. Ya demin okuduk onu bir tarafa. Okumadık. Oraya okuduk, elimiz koyduk. Okumadık, buraya okuduk. Bir çevirin okuduk ya, şuraya. Şu en uzun olduğu yeri okuduk. Şurayı. Alt paragraf okuduk ya, tasdikteki iltizam farkını anlayalım. Ha, şurayı. Oraya kadar okumadık ama gene çok. Peki. Ha? Bir de şu var. Tabii arka var. Ama bir derslik de değil. Bir derslik de değil. Abi biraz geriden alırız. Biraz geriden alırız. Hem onaylanmış olur. Yani bunları tam oturtmuş oluruz alemimizde. Tamam. Ya da namaz arası. Namaz diyorsun. Yok, o kadar da değil. Zekat. Ve ahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Allah'ım.